genel izleyici için uygundur. Günaydın, günaydın Çağla ile Yeni Bir Günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. Yeni sezonda kendisini ilk kez ağırlıyoruz ve bundan böyle her çarşamba yine bizlerle beraber olmaya devam edecek. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bizlerle beraber. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel. Benim için de öyle. Aklımızda çok soru birikti. Hem izleyicilerimizden hem de tabii ki biz çok çalıştık. Bugün sizi birazcık yoracağız. Özellikle de Covid-19 hakkında, harita hakkında, tablo hakkında çok şey konuşacağız ama koronavirüs dünden bugüne nasıl seyretti? Uzun zamandır sizinle konuşmuyoruz. Ona bir bakalım istiyorum öncelikle. 6 Eylül'de okullar açılıyor. Peki hangi önlemler aldı konuşalım. Ardından da günün konusu yaşlanmak aslında. Yaşlandırmayı geciktirmek mümkün mü? Ya da güzel yaş alabilmek mümkün mü? Konuşacağız. Kolajeni çoğaltan besin konuşacağız. Saunaya gitmek ve buz terapisi yapmak gençleştirir mi? Hepsini konuşuyor olacağız. Evet. Mutfağımızda da sevgili şef Gülenay Yüce var. Sevgili şef yani. Evet. Hem samimiyim hem şefsin evet. Falan ya böyle bir değişik bir anons oldu. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi iyiyim ben. Sizleri sormalı. Gayet iyiyiz. Teşekkür güzel. Ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bugün ne mutfağımızda yapıyoruz? Güzel şeyler evet, görüyorum. Sevdiğim güzel. Şeyler görüyorum. Kesinlikle. Hem çok pratik olacak yine. Bir fasulye yemeği yapacağız böyle. Çok pratik yer fıstıklı. Yeşil mercimekli mantarlı bir salata yapacağız. Of. Arkasında da böyle tarçın ve karanfilli bir fırınlanmış meyvelerimiz olacak. Üzerini de böyle lor ve balla tatlandıracağız. Neler şahane neler yapıyorsun. Ya. Gerçekten vallahi, süper menü. Peki şimdiden ellerine sağlık. Tekrar hoş geldin diyorum ve hemen hocamızla birlikte tablomuza bakalım istiyorum. Yapılan test sayısı 293.037. Vaka sayısı 19.191. Maalesef Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 230. İyileşen hasta sayımız ise 15.373. Şu anda İstanbul'u sarı renkte görüyorsun sevgili izleyenlerimiz. İlk olarak Osman Hocam'a sormak istiyorum. Hocam İstanbul ne zaman maviye dönecek? Güzel soru ve cevap hazır. Dün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ile birlikteydim. Ondan bu sorunun cevabını almak istedim. Çünkü bu kırmızılar ne kadar küçülür, maviler ne kadar büyürse evet. İçimiz o kadar rahat demektir. Evet. Ama İstanbul'un mavi olması çok önemli ve son derece mühim bir sorun. Evet. Sayın Vali bu hafta sonu İstanbul'un mavileşmesinin hemen hemen kesinleştiğini söyledi ki bu iyi bir haber. Evet. Bu iyi bir haber. Bu tabloda evet, inşallah sorun var ama başımızı öne eğip vah vah dememizi gerektirecek bir durum yok. Daha iyi olabilir miydik? Olabilirdik. Bıktık, sıkıldık tamam. Evet, evet. Ancak evet. Daha iyi bir durumdayız. Yani bir sene önce bunları konuşurken bizim elimizde aşı yoktu. Şimdi aşı var. Ve bu aşılanma sürecinde biraz tökezlemelere yaşasak da iyi noktalara gittik. Evet. Biraz daha iyi şeyler konuşalım, okulları açalım. Bundan sonra kapanmaya fırsat vermeyecek davranış kalıplarımızı biraz daha yerleştirelim. Evet. Ama ben önce bizi izleyenlere güzel, keyifli, huzurlu bir yeni sezon diliyorum. İnşallah. Bu sezonda da bilgilerimizi inşallah onlarla paylaşacağız. İnşallah. Onlardan gelen sorulara öncelik vereceğiz. Hı hı. Ve daha değişik, daha geniş bir yaşam tarzı tıbbı sunmaya çalışacak. Çünkü Çağla bu pandemi bize sağlığın kıymetini bir kez daha öğretti. Evet. Müsaade eder misin birkaç şey söylemek istiyorum? Buyurun tabii ki hocam. İsterseniz genel müdür olun, isterseniz işçi olun, isterseniz fabrikanın sahibi hepiniz bir odaya tıkılıp kaldınız. Doğru. İsterseniz bir çok basit bisiklete binin, isterseniz son model bir otomobile binin. Hepinizin araçları garajda kaldı. Yani hepimizi salgın eşitledi. Bir noktada eşitler ama sağlam ve sağlıklıysak çok şükür diyebiliyor ve hayatımızı sürdürebiliyoruz. Evet, evet. O nedenle yaşam tarzı tıbbı dediğimiz İngilizcesi lifestyle medicine, hı hı. Yaşam tarzı değişikliklerini esas alan, sizin yaptığınız gibi yemeği, içmeyi, egzersiz, uykuyu, stres yönetimini birinci plana alan yeni bir sağlık yaklaşımı daha da büyük bir şekilde geliyor ve biz bu sene eğer uygun görürseniz daha çok bunları paylaşalım. Daha çok bizi izleyenlere sağlıklarını koruma konusunda bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, tecrübelerimizi ki 41 yıllık aktarım. Bir tecrübe aktaralım. Evet, çok çok kıymetli hocam gerçekten. Tabloya baktığım zaman hemen tabii ki şunu sormadan edemiyorum. Vefat sayılarının yüksekliği son günlerde özellikle de göze çarpıyor. O zaman insanlar şunu sormuyor mu hocam? Hani aşı oluyorduk biz? Hani aşı olanlar işte hasta olmayacaktı veya işte ölümcül olmayacaktı? Bu tamamen elimizdeki bilgilere göre şu anda aşı olmayan kişilerin vefat sayısı olduğu mu mesela? Bu aşı şu anda şu rakamı net söyleyeyim, yuvarlayacağım rakamı, net bir rakamı var elimde ama o rakam yuvarlak değil, akılda kalmaz. Eğer aşılıysanız, virüsü kapsanız bile hasta olma ihtimaliniz %1'i geçmez. Tamam. Eğer aşırıysanız, virüsü kapıp hasta olsanız bile bunu havadan sudan atlatma ihtimaliniz 1/1000'den daha yüksektir. Hı hı. Daha rahat geçirirsiniz. Anladım. Eğer aşırıysanız hastaneye yatma ihtimaliniz hemen hemen 100/1000'dir. Hı hı. Yoğun bakıma yatma ihtimaliniz neredeyse daha da yüksek, 1/1.000. Yani şunu bilmemiz lazım. Şu anda yoğun bakıma yatanların %99.9'u aşılanmayanlar. Olduğunu bilelim. Bilelim. 2. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı Delta varyantı nedeniyle hastaneye müracaat eden sayısı azaldı ama hasta sayısı da arttığı için yatış süreleri uzadı. Son günlerde dikkat edin, vaka sayıları 20 ile 15.000 bandında gezmesine rağmen 110'lara 120'lere inen günlük kayıp sayımız 200'lerin üzerine çıktı. Çünkü yoğun bakımda yatma süresi uzadıkça maalesef kayıp ihtimali artıyor. Bunu bilelim. Evet. Ve bilelim ki bir şey daha. Biz aşılıyız efendim, niye hasta olduk? Bu neye benziyor biliyor musun Çağla? Çok saçma bir soru bu kere. Biz diyoruz ki Çağla, veya sen diyorsun ki çocuklarına, oğlum arabaya bindiğiniz zaman emniyet kemerinizi takacaksınız. Niye? Herhangi bir kaza olduğu zaman ölme veya yaralanma ihtimalini azaltalım diye. Aşı kazayı önlemez. Emniyet kemeri takınca otobüs garanti mi kaza yapmayacağı? Evet. Uçakta taktığınız zaman garanti mi uçağı? Değil. Ama emniyet kemerin varsa hayatının kurtulma ihtimali çok daha yüksek. Aşı emniyet kemeridir. Böyle bakmak lazım. Evet. Değil mi? Bir süratle giden otomobilde emniyet kemersiz, karışık bir trafikte, ne olacağı belli olmayan bir trafikte emniyet kemersiz seyahat etmek ne kadar enayilikse, ne kadar saflıksa, evet, ne kadar dikkatsizlikse, evet, özensizlikse, elimizde varken emniyet kemeri aşıyı yaptırmamak da o kadar bana göre lüzumsuz. Çok çok güzel anlattınız hocam. Hani genellikle aşı olanlar da nasılsa hasta oluyor, o zaman ben de aşı olmak istemiyorum diye tercih edenler için çok güzel bir açıklama oldu. Kaza diye olur, emniyet kemerin varsa. Bakın son otobüs kazasında bir kızımızı çıkardılar ekrana. Evet. O kazada 20'ye yakın insan öldü. Bir yeri çizilmemişti bile. Dedi ki kız emniyet kemerim bağlıydı. Otobüste emniyet kemeri çoğumuz yapmıyoruz bunu. Hiç takılmıyor. Evet. Demek ki emniyet kemeriniz varsa bir, yaralanmazsınız, hastalanmazsınız. Evet. Hastalansanız bile yoğun bakıma yatmazsınız ya da kaza anında hayatınızı kaybetmezsiniz. Bu da aynı şeydir. Evet. Onun için aşıyla ilgili kıyaslama yapanlara emniyet kemeri örneğini sürekli olarak hatırlatalım. Lazım. Hepimiz. Aşı ve aşıyla birlikte testlerin kafasının karışmasıyla alakalı sevgili Ezgi Mola'nın bir açıklaması var hocam. Bir izleyelim dilerseniz. Buyurun. Arkadaşlar, tabii ki etrafımdan çok soran var. Sizden de öyle. Temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. Testlerimin bazıları pozitif, bazıları negatif. Çünkü bayağı 7 tane falan test yaptılar bana. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de ben testlerime devam edeceğim yine. Sürekli negatif çıkana kadar. Bu süreçte de tabii ki 2 aşı yaptırmış oldum. Avantajıyla en ufak bir semptom göstermiyorum. Ne bir ağrı, eklem ağrısı, baş ağrısı, ateş ya da başka benzer semptomlar, hiçbirisi yok. O yüzden gerçekten iyi ki 2 aşımı da yaptırmışım diyorum. Bir hatırlatma olsun benden de. Ne yazık ki yoğun bakım ünitelerinde olan %90 hastanın aşısı yok. Yaptırmayanlar da ne olur bir kez daha düşünsün. Lütfen yaptırın. Tekrar geçmiş olsun diyelim kendisine. 7 kez test yaptırıyor hocam. Çünkü belli bir yerde zannedersem bir noktadan sonra pozitif görülmeye başlıyor. Belki de ilk aldığı gün çıkmıyor, öyle mi? Tabii ki. Şimdi bir kere önce Ezgi Mola'ya teşekkür etmem lazım. Evet. Başından beri salgında ve aşıda bize, hepimize, hekimliğe, sağlığa destek oldu. Evet. Bu bir. İkincisi, biraz önce söylediğim gibi sizin aşılı olmanız, emniyet kemerinizin bağlamanız virüsü kapmanızı engel değil. Ama o size virüsü satanlar da şu anda sizin gibi vaktinde aşı olmayanlar. Aşı olsalardı hasta olmayacaklardı. Virüsü taşımayacaklardı. Size bulaştırmayacaklardı. Bunun bir altını çizelim. %100 mü taşımayacaklar mıydı ya da yayacak kadar mı taşımayacaklardı? Şöyle, yani ben eğer virüs almışsam mutlaka virüsü taşıyan birinden aldım. Bu taşıyan kişi %99.9 aşısız. Aşılı bir insanın virüs alma ihtimali var ama çoğaltıp yayma ihtimali çok düşük. Emniyet kemeri var çünkü onun. İkinci nokta şu. Çok akıllıca bir iş yapmış. Doğru ve topluma saygısı olan bir sanatçı. Virüsle temasım olduğundan kuşkulandığı anda, yani arkadaşı aramıştır onu, benim böyle pozitif çıktı, bilgin olsun Ezgi. Test bile yaptırmadan kendisini izole etmek. Burada da ne kadar yapmamız lazım? 7, 8, 9, 10 kere değil. Haftada 2 test. En fazla 3 test. Yani haftada 2 test yeterli. Çünkü test virüsü aldığınız, virüsün sizin boğazınızda çoğalıp sizi hasta etme ve sizin etrafınıza bunu yayma ihtimali 5 ila 10. gün arasında bence maksimum. Anladım. Özellikle 7 ile 12. gün arasında en yüksek ihtimal. Dolayısıyla sizin 2 hafta süreyle izolasyona girmeniz ve haftada 2 ortalama PCR ile negatifleşmeniz lazım. Zaten o nedenle işte biraz sonra konuşuruz. Sinemaya mı gideceksin? 2 test şart kardeşim. Tiyatro test şart. Maça mı geleceksin? Test şart kardeşim. Okula mı geleceksin? Evet. Test şart kardeşim. Öğretmensin, aşı olmamışsın. Ayıp bir şey ama ben o ayıbı görmezden geleyim ama haftadaki ben testi yapacaksın. Yani ben de gelmiyorum da nezaketimden söylüyorum. Evet. Yani öğretmenlere karşı saygımız, sevgimiz sonsuz olsun. Saygımız, sevgimiz kesinlikle çok herkesin özgür iradesine bağlıdır aşı olup olmaması. Ancak sizin bu özgürlüğünüz başkalarının hayatını, hele ki çocuklarımızı eğer tehlikeye atacaksa ben çok da ılımlı bakamıyorum. Bendeki kemere makas atıyorsunuz. Evet. Ben emniyet kemerimi bağlamışım. Siz arkadan makas atıyorsunuz aşı olmamakla. Buna hakkınız yok. Hakkınız yok kesinlikle. Koronavirüse dair 5 soru 5 cevapla devam etmek istiyorum. Koronavirüs mevsimsel bir gribe mi dönüştü ya da dönüşecek mi hocam? Bilmiyoruz. Bunun çok tersi de olabilir, çok iyisi de olabilir. Yani 3 senaryomuz var elimizde. Hala değişmedi bu senaryo. 1. Koronavirüs SARS virüsünün olduğu gibi bir şekilde öyle bir yapısal değişme, varyant geliştirir ki o varyant sayesinde biz koronavirüsle ilaç yutmak, hastalanmak durumuyla karşı karşıya kalmayacağımız bir hale gelir. Deyimimi hoş gör, defolup gider. İnşallah. 2. ihtimal, çok kötü bir varyant gelişir. Bu varyant şimdi Delta'da olduğu gibi çok bulaşıcı veya Delta ile alfa karışımı hem bulaşıcı hem ağır hasta edici olabilir. Başımızda büyük işler açılabilir, Allah korusun. 3. ihtimal, virüs gitmez, çok kötü bir varyant haline gelmez. Evet. Gücünü azaltan, yani benim tabirimle evcilleşen bir virüs haline gelebilir. Biz bunu grip virüsü gibi, influenza ya da soğuk algınlığı virüsü, rinovirüs gibi bir virüs olarak her kış yaşama ihtimali olan bir dünya toplumu haline geliriz. Tedbirimizi, aşımızı ona göre aldırır, sürdürürüz. Ama şunu bilelim, salgının kontrolü bu şekilde uzayacak olursa yeni varyantların gelmesi kaçınılmaz. Önce alfa geldi İngiltere'den, şimdi delta geldi Hindistan'dan, yakında bir yerlerden gamma ve epsilon varyantları, Yunanca bir harflerle biliyorsunuz. Evet. Adlandırıyoruz. Gamma, alfa, beta, delta. Evet, bir haberimiz var. Hemen tabii, bunu da oraya iliştirmek istiyorum. Dünyaca ünlü profesörden ürküten bir uyarı geldi. Delta'dan daha ölümcül olacak başlığı altında. İmmünolog Profesör Doktor Say Redi, Covid-22 olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyarı yaptı. Daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu iddia eden Redi, böyle bir varyant ortaya çıkarsa bunu mümkün olduğunca erken tespit etmeli ve aşı üreticilerinin aşıyı hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde uyarlamasını sağlamalıyız açıklamasını yaptı. Daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasını tetikleyen faktörlerden bir tanesi bizim aşıdaki şu an istenilen hıza ulaşmamamız mı? Hasta sayısının arttığı her ülke yeni varyant çıkarma potansiyeli olan belalı bir sahadır. Hindistan'da çıkan delta varyantının sebebi, Hindistan'da neredeyse günde 1 milyona yakın, açıklanan rakam 300 bin 400 binde 1 milyona yakın yeni vaka olmasıdır. Bir virüs ne kadar çok sayıda insanın vücudunda turlamaya, çoğalmaya başlarsa o kadar çok yeni ve farklı virüs yavruları üretir. Bu yeni ve farklı virüs yavrularının içinden de kötü çıkma ihtimali o kadar fazla olur. Dolayısıyla bu arkadaşımızın görüşü şu şekilde, yazının doğrusu o, ben makalede baktım. Diyor ki doktor haklı olarak, eğer bir an önce diyor aşılamayı dünya ölçeğinde yaymazsanız bazı ülkelerde büyük salgınlar yeniden patlayabilir. Orada bu şimdiki deltadan çok daha belalı, aşıya karşı dirençli varyantlar gelişebilir. Haklı, niye haklı? Biz çıkardık mRNA aşısını %91 ile 3. fazı onaylandı. Net bir güvenlik adı dün FDA'den biliyoruz. Evet. Tamam. Bizim uyguladığımız Sinovac aşısı da %80 civarında. Ama şu anda delta varyantında Sinovac'ın etkinliği %25'i pek geçmiyor. mRNA aşısının etkinliği de %91'i bırak %60'lar civarında olduğunu konuşuyoruz. Dolayısıyla şimdi gelecek olan bir başka varyantta bu etkinlik daha da azalabilir. Azalacak. Azalarak gidecek yani aslında. Ve o nedenle bir sene önce söylediğim cümleyi bir daha tekrarlamak mecburiyetindeyim. Ülkesel bir salgında şehirsel çözüm olmaz. Şırnak'ta salgın varsa İstanbul'da güvenlik yoktur. Yoktur demektir. Evet. Küresel bir salgında ülkesel çözüm olmaz. Hindistan'da salgın devam ediyorsa İstanbul'da da, Londra'da da, Paris'te de, New York'ta da güvenlik yok demektir. Dolayısıyla insanlığın bir araya gelerek bir an önce en yaygın ve en hızlı şekilde bütün ekonomik imkanlarını birleştirerek fakirin, fukaranın imkanı olmayan ülkelerin aşılanması lazım. Uganda'da kaç biliyor musun? Dün itibariyle aşılanma oranı? Kaç hocam? %1. Yani Amerika biz %80'e erişmeye çalışsak ne olur diyorsun? Ne olur? Çünkü bir Uganda'da gelir size havaalanından bütün o virüsü yeniden ülkenize sokar. Nasıl o anda bir kişiden yayılırsa. Bravo. Ve şu anda sıfırlamış olan pek çok ülke, Yeni Zelanda yeniden uğraşıyor. İsrail yeniden uğraşıyor. Çin yeniden uğraşıyor. Ne oldu? Çünkü dünya küresel bir çözümü bulup sahneye koyamadı. Evet. Kötü konuştum ama önemli bir konu. Ama çok önemli bir aşı karşıtlarının da bu cümlelerin altını çizip bir daha 99 kere okumalarını tavsiye ederim. Bir diğer soruyla şöyle devam edeyim. Herhalde günün en çok merak edilen sorularından bir tanesi diye düşünüyorum. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamıza göre 4. doz aşı gerekli mi? Hangi aşı olduğunu önce sorgulamak lazım. Şöyle bakalım mı? 2 Sinovac, 3.sünü BioNTech versiyonu. Benim tavsiyem o. Şart değil. Yani 2 Sinovac'dan sonra biliyoruz ki 2 Sinovac demek aslında bir aşı yaptırmak demek. Tamam, Sinovac aşısının etkinlik süresi 6 ile 9 ay sonra düşüyor. Evet. Dolayısıyla siz 3. doz bir Sinovac yaptırmak durumunda kalacaksınız. Bunu baştan beri bütün enfeksiyon uzmanları, aşı uzmanları, vaksinologlar söylediler. Evet. Gelelim mRNA'ya. 2 mRNA yaptırdığınız zaman bir aşı olmuş oluyorsunuz. mRNA kürünüz tamamlandı, mRNA aşınızı yaptırdınız. Bu mRNA aşısı BioNTech veya Moderna sizi ortalama 9 ile 12 ay koruyor. Bu uzayabilir dendi. Uzayabilir dendiği için de 3. BioNTech için veya Moderna için, mRNA için biraz bekleyin dendi. Ama Sinovac için bekleyin denmedi. Dolayısıyla 2 Sinovac olan herkesin bir an önce üzerinden 6 ile 9 ay geçmişse 3. Sinovac'larını yaptırmalarında fayda var. Ama 2 Sinovac yaptırdınız. Hoca ne tavsiye eder? Ben aşı çeşitlendirmesinden yanayım demiştiniz. Onun için BioNTech, ben de 2 Sinovac yaptırdım. Üstüne 3. aşımı BioNTech olarak yaptırdım. Bunu 3. doz olarak değil de eğer 2 Sinovac 1 BioNTech olduysak 1 Sinovac olduk. O zaman 2. dozunda BioNTech'in tamamlamamız gerektiğini düşünecek olursak. Ben ilk aşılamada Sinovac'ı tercih ettim diyebilirsiniz ki o zaman tercih söz konusu değildi, sadece Sinovac vardı. Evet. Üçüncüsünde de, daha doğrusu 2. aşılamamda da BioNTech'i tercih ettim. Acaba BioNTech'te şimdi bir doz yaptırdım, normalde BioNTech 2 doz. Evet. O zaman ben BioNTech'te 2 doz yaptırayım. Yani senin sorunun cevabı o. Yani aslında 4. doz değil bu. Tabii. 2. aşımda da tam kür aşı yaptırayım. Çünkü bir kürde 2 tane yapıyorsunuz. Evet. Bunu ister Sinovac yaptırın, İster BioNTech yaptırır, muhakkak ki 4.sünü yani ikilemeniz mecburiyetindesiniz burada. Yaptıracaksınız. Ama ne zaman yaptıracağınız sorusunun cevabı size, yaşınıza, kilonuza, risk durumunuza, hastalığı geçirip geçirmediğinize, yani bir sürü faktöre bağlı. Ben kendim için söyleyeyim. 66 yaşındayım. Çok şükür kronik bir sağlık sorunum yok. 2 aşımı oldum. İstinye Devlet Hastanesi'ne gittim. 3. BioNTech aşımı da oldum. İlk Sinovac olmuşsunuz. Evet, 2 Sinovac, 3.sü BioNTech oldum. BioNTech'in üzerinden bugün itibariyle 14-17 gün geçti. Ben 4. defa yani BioNTech kürümün 2. aşısını antikor düzeyim, bağışıklık düzeyim iyi olduğunu düşündüğüm için muhtemelen Ekim başından önce yaptırmam. Yani. Neden? Çünkü süreyi uzatmak için bırak, o riski artırmak için. Yani ben kışın bunun riski daha yüksek olduğuna göre bütün solunum yolu hastalıkları gibi, grip gibi, nezle gibi bunun da riski kışın daha fazla. Doğru. O zaman ben kışın antikorumu en yüksek seviyede tutacaksam, kışın da en çok dalganın büyüyeceği zaman olarak da her hocanın dediği gibi Aralık, Mart sonu arasını görüyorsam o arada antikorumu yüksek tutmam için bunun 15 Eylül, 15 Ekim arası veya 15 Kasım arasında demek daha doğru. Yaptırabilirsiniz. O dördüncü dediğiniz aşıyı. Bir antikor baktıracak mısınız yoksa tahmini kişisel fikriniz mi? Ben sağlıklıyım, hani ben yeterince antikor üretmişim mi, yoksa bir baktırmakta fayda var mı? Bence baktırmakta fayda var. Bence ama antikor baktırmak zaruret değil. Antikor baktırmak gerekmez diyen hekimlerin fikirlerini özür dileyerek söylüyorum. Haddimi aşmış olabilirim. Katılmıyorum. Bunun ekonomik olduğunu düşünüyorum. Ekonomik imkanı olan bir kişinin antikora baktırmasına fayda var şu nedenle. Siz antikor sıfırsanız bağışıklık açısından riskli gruptasınız demektir. Bunu kabul etmeniz lazım. Antikor tek başına tabii ki bağışıklığın tek göstergesi değil. Ama antikorunuz sıfırsa T hücresi bağışıklığınızın da sorgulanması gerekir biraz. Dolayısıyla antikor baktırmak en azından benim yaptırdığım Sinovac aşısının, benim yaptırdığım BioNTech aşısının, Moderna aşısının, Johnson & Johnson'ın neyse bana bağışıklık verip vermediği konusunda bir parametre. Ama ikinci aşıyı, birinciyi yaptırdım, ikinci aşıyı 2 doz tamamlamak için antikor baktıran mı sorusunun cevabı bana göre çok lazım değil. Yani burada da benim param var, baktırmak isterim hocam. Baktırabilirsin, laboratuvarda buna bakıyor. Devlet buna baktırsın hocam. Hayır, devletin böyle bir mecburiyeti yok. Zaten yeteri kadar yük almış bir devlet. Olağanüstü bir ekonomik yük geldi, farkında değiliz Çağla. Bu PCR testleri, aşılar, ilaçlar, yani bu değirmenin suyu nereden geliyor diye bir düşünmemiz de lazım açıkçası. Dolayısıyla bu çok lazım değil. Peki 6 Eylül'de okullar açılıyor. Hangi önlemler alındı? Yeterli önlemler alındı mı hocama göre? Az sonra soracağım ama aşılarla ilgili kısırlık konusuyla insanların kafasında çok fazla soru işareti varmış hocam. Çok fazla telefon gelmiş. Aşılar kısırlık yapıyor mu? Aşıların kısırlık yapması tamam bir şehir efsanesi. Ama bu efsaneye insanlar o kadar inandırmışlar ki ben kendi ailemden olan insanları bile BioNTech yaptırırken, mRNA aşısı yaptırırken, ki mRNA için konuşuluyor bu, zorluk çektim. İnat ettiler. Ya. Çevremdeki genç hanımlar, onlara da saygı duyuyorum. Doğurganlık çağında, hiç çocuğu olmamış evli ya da evlenme çağında ya da çocuğu olmuş, ikinci, üçüncüyü düşünüyor, dördüncüyü düşünüyor. Böyle bir şey kulağına kar suyu gibi kaçınca kulağa kaşınmaya başlıyor. O zaman da bizim gibi son ütücü, doğru söyleyen insanların çıkıp hayır böyle bir şey yok demesi lazım. Benim bugüne kadar yayımlanan bütün serilerden, ki bunların içerisinde milyonlarca genç hanım var aşı yaptıran ve aşı yaptıktan sonra doğuran. Hatta hamileler aşılarını biliyorsunuz yaptırıyorlar. Hamileyken yaptırıyorlar. Emzirirken yaptırıyorlar. Tabii, bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Bunun üzerine kocaman bir çarpı atalım. Ve bu konuda düşüncelerin yanlış olduğunu tekrar hatırlatalım. Hamileyken aşı oldu deyince hemen sevgili Bergüzer Korel aklıma geldi. Ne kadar doğru bir iş yapmış. Az sonra onun haberine de girelim. BioNTech aşısından FDA onayı geldi. Onun da haberini sizlerle paylaşalım ama minicik bir reklam arasından sonra. Buyurun. Evet, Çağla ile Yeni Bir Gün devam ediyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızla birlikteliğimiz de aynı zamanda devam ediyor. Bergüzer Korel'in hamileyken aşı oldum açıklamasını dilerseniz bir göz atalım hocam. Çocuklarımız için aşı oldum açıklaması yaptı. Açık konuşacağım. Görüntüsü var değil mi? Tamam, görüntüsü varmış. Kendisi anlattı, buyurun. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hem kendim, hem çocuklarım için, hem de diğer çocuklar için. Ben kararımı aşı olmaktan yana kullandım. Tabii ki sizin kararınız, doktorunuzla vereceğiniz bir karar. Evet, önemli bir karar aslında. Evet. Çok da güncel bir konu. Hamileler ve emzirenler aşılansınlar mı? Buradan hemen tıbbi kararı söyleyelim. Tabii kişisel karar uygulayıcı annelere aittir. Birincisi, hamileliğin 6. ayından sonra aşılanmak. Hem annenin sağlıklı bir doğum sürecine girebilmesi, hastalanıp doğumla ilgili bazı problemleri yaşamaması açısından önemli. Hem de doğacak çocuğun o antikordan faydalanması sayesinde daha risksiz bir yaşama merhaba demesi bakımından önemli. İkincisi, yine sevgili Bergüzel doğru yapmış. Eğer hamilelikte aşılamadıysanız, emziriyorsanız yine aşılanmanızda fayda var. Çünkü özellikle mRNA aşılarının hamileler için de 6. aydan sonra, emziren anneler için de güvenli olduklarını gösteren elimizde tapu gibi bilimsel kanıtlar var. Aynı zamanda FDA onayı da geldi Pfizer aşısı için ve Joe Biden da özellikle aşı olmak için FDA onayını almayı bekleyen kişilere seslenerek şimdi oldu, beklediğiniz an geldi, gidip aşınızı yaptırmanın zamanı geldi dedi. Bu onaydan sonra çok önemli. Değil mi hocam? Çünkü biz bazı aşılarda ve bazı ilaçlarda, Amerika'da FDA, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, ilgili bölümü. Evet. Ben de uzun süre ilaç ruhsat komisyonunda çalıştım. Acil ve geçici ruhsat verebiliyoruz. Riski üzerimize alıyoruz. Hı hı. Bakanlık olarak veya devlet olarak. Arkadaş bunun yaptırmamanın riski daha yüksek. Sen bunu yapabilirsin diyoruz. Ama faz 3 onayı mutlaka gerekiyor. Dolayısıyla son onaydı FDA'den geldi. Artık FDA diyor ki bu aşı %100 güvenlidir. Gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Dolayısıyla onaylanmamış aşı yapıyorlar kardeşim bize filan diyenlerin de artık evet, seslerini kısmaları, ağızlarını kapatmaları belki lazım. De soracak soru kalmamıştır bu anlamda da diyebiliriz. Umuyorum. Evet, okulların açılmasına sayılı günler kala bir takım endişelerimiz tabii ki ebeveynler olarak var. Acaba yeterli önlemler alındı mı? Kafalardaki en önemli soru. Hocamıza dönelim. Neler düşünüyorsunuz hocam? Yani hani şey olarak düşünüyorum, değişen bir şey olmadı, azalan bir şey olmadı. Hani ölüm sayıları malum, evet aşılama bir yerden devam ediyor ama eskisi gibi çocuklara da bu virüs bulaşmıyor diyemeyiz. Versiyonları, varyantları var, delta çocuklar için tehlikeli falan dedik. Şimdi ne düşünmemiz gerekiyor? Bir şekilde bize bir alternatif de sunulmuyor. Yani istemezseniz çocuğunuz evinizde online eğitime devam edilir. Alternatifi de artık sunulmadığı için çocuklarımızı okula göndereceğiz. Bir kere göndereceğiz. Bir, okullar açılmalı. İki, geçen sene sizin gibi düşünseydik eğer, tereddütlerinizi anne olduğunuz için çok büyük bir saygıyla karşılıyorum. Ancak geçen sene hiç koşmamamız lazım. Geçen sene de biz okullar açalım diye konuştuk. Aşı yoktu hiç kimsede. Ama sadece vaka sayısına bakıyorduk. Şimdi vaka sayısıyla beraber, vaka sayısı biraz daha kontrollü, beraberinde aşılama oranında neredeyse %50'ye yaklaşmak üzereyiz. Dolayısıyla elimizde aşı gibi bir silah varken okullar açıp açmamayı, tartışmayı artık tamamen yersiz buluyorum. İki, çok güzel bir soru sordun. O soruyu ben aslında bütün annelere sorayım, anne babalara sorayım, ailelere sorayım. Siz her şeyi tedbir aldınız mı? Hı hı. Aşılanmama oranının %25 oranında olduğu bir ülkede nasıl tedbirden bahsedeceksiniz? Siz aşı olmadıysanız tabii, eğer. Siz kendiniz aşı olmadıysanız okulda ne tedbirinden bahsediyorsunuz? Tedbirsizsiniz. Tedbir önce siz uygulayacaksınız. Kendiniz aşı olacaksınız. Ve bakanlık 16 yaşına kadar onu indirdi. Biliyorsunuz 16 yaşı da onayladı Amerika ki 12'ye evet, kadar da uyguluyorlar şimdi. Şuraya getirmek istiyorum. Biz bugün okullar acaba hazır mı değil mi? Servisler acaba hazır mı değil mi? Öğretmenler hazır mı değil mi gibi anlamsız tartışmaları bir yana bırakıp nasıl hazırlayabiliriz? Eksiklerimizin içerisinde tamamlama ihtimalimiz olanları bir hafta içinde, 10 gün içinde nasıl en aza indirebiliriz ona bakalım. Hala sizin aşısız öğretmenleriniz varsa, hala siz aşısız öğretmenler haftaki PCR'la caydırıcı önlem almaya çalışıyorsanız burada aileleri de Milli Eğitim Camiası suçlayamaz. Dolayısıyla bu hepimizin ortak sorumluluğu. Ama şu net, bu salgın geçecek. Hani çok güzel bir şey vardır. Her şey başlar ve biter. Her şey geçer ve her şey unutulur. Ama bir şey unutulmayacak. Çocuklarımızın eğitimi aksamamalı. Doğru. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, dünyamızın geleceği. Ve çocukların eğitimi demek sadece evde tabletlerin eğitimi değil. Çocuk okulda ruhsal eğitimden geçiyor. Arkadaşıyla bağlantı kuruyor, hata yapıyor, öğretmeyle bağlantı kuruyor. Milli şuur öğreniyor, dünyayı öğreniyor. Pek çok şey öğreniyor. Dolayısıyla okulların açılması için faaliyet göstermek, çaba göstermek herkesin. Ama öncelikle sizin, benim, biraz önce televizyonda izlediğimiz, ünlü olarak bildiğimiz toplumun fikir liderlerinin teşvik edici bir rol oynaması gereken süreç. Okullar açık olmalı. Sorunu olan okullar geçici kapatılır. Hı hı. Sorunu olan okulların sorunlu sınıfları geçici olarak kapatılır. Okullarda bir süre sonra mümkün olduğu kadar süratle tabii lazım o. Taramalar yapılır. Hızlı tarama testleri. Onlar yeterli mi? Onu soracaktım. Yeterli. Yani öğretmenlerin mesela hepsinin aşılı olması gerekmesi veya işte servis şoförlerinin, o servis çok daha dar bir alan mesela. Özellikle de servis şoförlerinin mesela aşılı olması zorunluluğu getirilmemeli mi? Yani haftada 2 PCR'la kaybedeceğimizi veya bulaştıracağımızı zaten bulaştırmış olmayacak mıyız? Şöyle, haftada 2 PCR'la bir maliyet olacaksa ve PCR pozitif olan mesleğinden olacaksa bu caydırıcı unsur. Bunu bütün dünya uyguluyor, biz de uygulamalıyız. Bunu hiçbir tartışacak tarafı yok. Ama hocam bunun takibi yapılmayacak ki. Yaptırdım haftada 2 PCR'ını diye takip olacak. Yani onu bireysel takip gerekecek. Okul yönetiminin ve öğrenci velilerinin takip etmesi lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ve hepimizin PCR'ının pozitif, yani pozitifleştiğiniz anda madem ki çıkıyor bu HES kodlamasında, oradan takip etmesi lazım. Burada bu toplumsal şuurla çözülecek bir şey Çağla. Yani rahmetli Süleyman Demirel çok sık dile getirir. O derdi ki bir şeyin nasıl olmayacağını söylemek dünyanın en kolay işidir. Nasıl olacağını bana söyle doktor derdi. Yani mesele biz nasıl yapacağımızı söyleyelim. Doğru. Bu okulları açmak zorundayız. Önümüzdeki engelleri tek tek yazacağız. Evet. O engellerin hepsini tek tek aşacağız. Hiç başka çare yok. Nasıl olacağına bakacağız. Ama şunu bilelim, çocuklara güvenin. Ben 14 yaşında torun sahibi bir dedeyim. Benim torunum salgın başlardı beri bir kere dahi beni yanağımdan öpmedi. En yakın öptüğü şey dede boynunu eğ, kıyıyorum buradan öpüyorum. Yani onlar bizden daha tedbirli. Maskesiz çıkmıyor. Evet. Maskesiz dolaşmıyorlar. Birbirleriyle dolaştıkları zaman maske olmayabiliyor oynarken. Evet evet, parkta orada vesairede. Okullarda da bunu uyarmak lazım. Çok detayı var, girmek istemiyorum. Ama okullar açılmalıydı, açılacak. Okulların açılması ve açık kalması için hepimize görev düşüyor. Çok bu görev yerine getirilecek. Hep peki, beraber. Ağzınıza sağlık hocam. Estağfurullah. Da olsa ben rahatladım yine diyebilirim. Az sonra günün sorusuyla devam edeceğiz. Yaşlanma hızı nasıl yavaşlatılır ve konumuz oldukça detaylı. Hocamızdan çok önemli bilgiler alacağız ama ondan önce sevgili Gülenay'ın yanına bir gitmek istiyorum. Oradan kestane mantarları koktu, bir şeyler oldu. Vallahi neler yapıyoruz efendim? Buyurun. Kestane mantarını böyle zeytinyağında güzelce soteledik. Aman. Şimdi içine birazcık da ceviz ekleyeceğim. O da böyle bir hafif ısınacak. Tamam. Şöyle o orada ısınırken burada... Bu bir protein bombası oldu mu hocam? Mantar. Burada bir yeşil mercimek var. Haşlanmış yeşil mercimek. Onu ekliyorum. Hemen böyle birazcık biber. Ben hemen kendime spor sonrası menüsü çıkartıyorum burada. Böyle. İşte bitkisel proteinin gücünü. Bence bugünün favorisi mercimek. Mercimek değil mi? Proteiniyle, kesinlikle. Posasıyla muazzam bir... Hemen burada da. Hocam söylediğinden beri mercimek veya işte baklagiller ne kadar küçülürse içerisindeki protein miktarı o kadar artar. Bravo. Gücü o kadar yükselir. Bravo. Ben daha en miniklerini, en koyu renklilerini tercih etmeye çalışıyorum. Domatesin de en küçüğü, salataların küçüğü, mercimek, fasulyenin küçüğü, maş fasulyesi diyorlar. Evet. Hepsini karıştırdım. Çok bayağı çok lezzetli ve yani çok da doyurucu da oluyor. Evet. Şimdi birazcık böyle tuz ekleyeceğim. Biraz kimyon, birazcık da karabiber ekleyeceğim. Hazır olmuş olacak. Bu özellikle baklagillerin ya bende de kimi zaman oluyor. Pişirilse de bazen gaz yapması sorununa bir şey olarak da koyuyor olabilir misin? Kimyonu. Evet. Hocam birazcık etkisi oluyor. Kimyonun çok büyük faydaları var, sağlık faydaları var ama bir tanesinin altını çizelim. Bu ara çok konuşulan bir sağlık konusu var Çağla, biliyorsun. Bu pıhtılaşma meselesi, herkesin korkusu. Evet, doğru. Bir çay kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı düzlenmiş kimyon, bir bebek aspirini kadar kanı sulandırmada etkili. O kadar. Evet, hepsi bu kadar. Çok basit bir şey. Bir çay kaşığı kadar toz kimyon. İster yaklaşık olarak bir küçük bebek aspirini kadar kan sulandırmada etkili. Müthiş. Kimyonun böyle bir marifetini de bir kenara not edin. Çok güzel. Bu bilgiyi de biz de bir kenara not edelim. Önemli bir bilgi geldi hocamızdan. Hazır. Bu çok güzel. Evet, burada da meyvelerim vardı. Birazcık kabuk tarçınla karanfil sıcak suda beklettim. O sıcak sudan da ekledim. Şimdi bunu da fırına fırına gönderiyoruz. Evet. Bu da böyle sağlıklı bir tatlı niyetine. Kesinlikle. Çıkınca da lor ve balla böyle tatlandırıp güzel bir tatlı olacak. Çok güzel. Şimdiden tekrar ellerine sağlık diyorum ve hemen günün sorusuyla devam edelim istiyorum hocamla birlikte. Yaşlanma hızı nasıl yavaşlar? Yaşlanmayı yavaşlatan bir enzim var. Hocam yanlış söylersem beni düzeltin. AMPK. Evet. Doğru mu? K diyelim. Ya da K. AMPK. Bu enzim nedir? Bu enzim ne yaparsak ve ne şekilde çoğalıyor? Evet. Şimdi Çağla, biz ne yaparsak yapalım, ne kadar çok dikkatsiz davranırsak davranalım, ne kadar çok boş vermiş bir hayat yaşamaya çalışsak da ortalama insan ömrü uzuyor. Evet. O zaman yeni hayat ömrü uzun bir hayat. Fakat eğer o ömrü uzun bir hayatı, senin dedenin dedesi ortalama 50 yıl yaşıyordu. Doğru. Şimdi annen, Allah uzun ömür versin, 80'lere doğru yavaş yavaş yaklaşıyor. 70 virajını geçti değil mi anne? Yok ya, 69'larda daha 69'larda. Evet. 70 virajını geçmek üzere Allah'a şükür. Dolayısıyla önü açık. Ama mesele uzun yaşamak değil, iyi yaşlanmak. Mesele uzun yaşamak iyi bir şey gibi görünse de bunamadan yaşamak, ayakta yaşamak, kasıyla, kemiğiyle, aklıyla, belleğiyle, kalbiyle, ciğeriyle bir bütün olarak yaşlanabilmek. Dolayısıyla yaşlılığı bir hastalıklar senfonisi haline getirmek istemiyorsanız, yaşlılığı bir hastalık organizasyonu, orkestrası haline getirmek istemiyorsanız yapmanız gereken bazı işler var ve bunlar 40'ından sonra çok önemli. Peki yani, bakalım mı? Evet, şimdi bana hocam geliyor bir hanımefendi 70 yaşında, neyiniz var diyorum. Hocam şekeri var diyor. Başka? Tansiyon var diyor. Başka? Damar sertliği var hocam elinde. Kalbimde 2 tane stent var diyor. Başka? Başka hocam daha ne olsun diyor. Biraz da karaciğerim yağlı, kilom var. Yani Allah, böyle yaşlanamazsınız. Dolayısıyla bizim bundan sonra ve bu programlarda bu sene çok sık iyi yaşlanma formülasyonları ve tavsiyeleri üzerine konuşacağız. Ama orada 3-4 tane patron var. O patronlardan birisi bu AMPK, Ankara, Manisa, Paris ve Kastamonu. Tamam. Açılımı adenozin monofosfat ile aktif olan protein kinaz enzimi. Bu nasıl tiroid bezi senin benim orkestra şefimizse, metabolizmamızın orkestra şefi de o. Yani metabolik faaliyetlerimizi yöneten, bizim DNA'mızı, genlerimizi koruyup, iyi genlerimizi coşturup, kötü genlerimizi susturan epigenetik orkestramızı idare eden, mitokondrilerimizde bize enerji üretimi sağlayan ana patron bu AMPK. Ne kadar çok AMPK'm varsa, bedenin ne kadar çok bu enzimi üretiyorsa o kadar güçlü, sağlıklı yaşlanıyorsun. Kronik hastalıklara, şekere, tansiyona, kansere, obeziteye daha az yakalanıyorsun, daha geç bunuyorsun. Ama bu enzim seviyenin ne kadar düşükse o kadar erken tuzağa düşüyoruz. Şimdi hemen tabii ki bu AMPK enzimini nasıl çoğaltacağız peki hocam diye düşündüğünüzü biliyorum. Faktörler var, belli tetikleyici faktörler var. Onlara dilerseniz bakalım. 2 öğün beslenerek. Bir tanesi o. Yani beslenme metodolojinizi değiştirmeniz lazım. Bugünün ana noktalarından biri o. Yani kilo vereyim falan filan için değil. 3 şey çok önemli. 1, yediklerini azalt kardeşim. Ya zaten 20 senedir ne diyor size Osman Hoca? Yaş 50'yi geçince lokmaları azalt, adımları çoğalt. Can boğazdan gelmez, gider. Gidiyormuş, bakın araştırmalar gösteriyor. Evet. Yediğiniz azaldıkça ve yediklerinizin içindeki hayvansal ürünler minimuma indikçe AMPK enzimi seviyesi yükselmeye başlıyor. 2 öğün beslendiğiniz zaman az yemeniz yanında 2 öğüne inerseniz yine yani açlık süresi uzadıkça vücut AMPK'sını daha çok üreterek daha çok düşük volümde daha çok enerji üretmeye çalışıyor. 3, mümkün olduğu kadar aralıklı orucu deneyin. Hatta bazı günler tek öğünle idare edin. Bile değil mi? Evet. Diyet yapmaktansa. Diyet falan. Diyet lafını unutun. Diyet değil, niyet önemli. Bunu unutmayalım. Doğru. Bizim niyetimiz bundan sonra, yaşımız 40'ı geçmişse özellikle, yavaş yavaş 2 öğüne başlamak, akşamı biraz erken saate almak, günün bir bölümünü aç geçirmek, haftada bir, ayda bir, 15'te bir de halkın su orucu değil, su içmenin serbest ama bir şey yemenin yasak olduğu günlük tek öğün uygulamalarını hiç olmazsa 15'te bir uygulamak. Ve bunlara isterseniz stres faktörünü ekleyelim. Stresi azaltmak çok çok önemli bu enzim için. Tabii çünkü bedeninize ne yedirdiğiniz, AMPK'yı sadece etkileyen şey bedeninize ne yedirdiğiniz değil. Beyninize, aklınıza, ruhunuza, duygularınıza ne yedirdiğiniz de önemli. Şifa niyetine huzur. Onun için zaten inanç dünyası zengin, manevi dünyası zengin insanlar daha uzun yaşadıkları için eskilerde bir inziva varmış biliyorsunuz. İnzivaya çekilmek, keyfinden inzivaya çekilmiyor. Daha az yiyerek, daha çok beynine huzur yükleyerek, tek anlamlı noktalara yüklemeler yaparak insanlar AMPK'yı arttırmayı 1000 yıl önce öğrenmişler zaten. Aslında. Huzur 2. madde. 3. Aslında şöyle egzersize yükleme yaparak, ben onu soracaktım. Egzersize yükleme yaparak ne demek? Şu demek, egzersiz yaptığınız zaman zaten egzersiz bir normal hayata yükleme. Yani bizim için en büyük düşman oturmaktır. Oturmak paslanmaktır. Evet. Daha önce konuşacağız. Evet, evet. Ama normalde biz ne kadar çok hareketliysek zaten bir oturmaya karşı mücadele vermiş oluyoruz ama hareketi zaman zaman yüksek dozlara çıkardığınız zaman, kısa süreli yüksek dozlar. Hani hep konuşuyorduk ya zayıflamak için bunu yapın, ne yapalım? Ara sıra birdenbire hızlanalım, spin. Bir depar atalım, bir zorlayalım. İşte onun da mucize nedeninin AMPK olduğu anlaşıldı. Siz depar attığınız zaman hipoksiye giriyorsunuz. Yapım faaliyetleri yerine yıkıma geçiyorsunuz, AMPK'yı arttırarak. Dolayısıyla daha fazla enerji üretmeye başlıyorsunuz. Anlamı şu. Kardeşim yürüyüş yaparken arada bir yükselt indir, yükselt indir. Okurken çok hoşuma gitti. Doktor Sinclair benim çok sık yazıştığım bir bilim adamı ve bu alanın dünyadaki ilk 5 isminden biridir. Doktor David Sinclair, Harvard'da hoca, genetikçi. O bundan 2 ay önceki bir yazışmamızda dedi ki ben artık Boksa başladım. Aklıma sen geldin. Yani çünkü bu zorlama için çok, özellikle evet, yani demek istediğim şey şu. Arada bir yokuş tırmanın. Evet. Arada bir ağırlık kaldırın. Çok da arada böyle keyfi yerinde sporlar yapmayın. Yani bunun tam karşılığı bugünün önemli notlarından biri olsun. Bu hormezis meselesidir. Duydun mu hormezisi? Hiç duymadım hocam. Çok güzel bir yere taşıdın beni. Hiç düşünmediğim bir yere. Hormezis demek konforu bırakmak demek. Evet. Konfor sağlığın en büyük düşmanı. Çok güzel. Konfora alıştığın zaman ayıba yiyorsun. Hele vücut ve ruhun konfora alışırsa, konfor zonlarını zorlamazsan evet, başın beladan kurtulmuyor. Buna hormezis diyoruz. Yani senin için zehir olan şey dozunu ayarlarsan şifadır. Şifa olabilir, doğru. Dolayısıyla konforu bozacaksınız. Evet. Konforu rahatsız ettikçe daha net, daha güçlü AMPK üretiyorsunuz. O nedenle mesela efendim ben 22 derecede dururum demeyeceksiniz. Saunaya gireceksiniz 90 derece, çıkacaksınız -19 derece suyun içine atlayacaksınız. Konfor bozuldu mesela şu anda değil mi? O anda da bastığınız sistemi AMPK'ya. Hmm. Yani vücudumuz ne kadar çok şoklanırsa, bravo, ne kadar çok konformist alanın dışına çıkarsa o kadar çok fazla. O zaman ben bunu söyleyeyim, diyor ki hocam dizlerim hasta nasıl yürüyeyim? Eline ağırlığı alırsın. Ağırlığı nereden bulacağım hocam? Su şişesini alırsın kardeşim. Veya küçük 5 kiloluk tüp alırsın. 3 kere 5 kere kaldırır indirirsin. Evet, evet. Yine bunu yaparsın. O da bir zorlanma. Mesele konfor zonunu zorlamaya çalışmaktır. İmkan ölçüsünde. Ama bunu yaparken tabii beline, kalça eklemine, diz eklemine zarar ver anlamına söylüyor değilim. Ve son bir madde daha ekleyelim. Uyku. Bir de uyku. Uykuda da, çünkü uyku derin uyku fazına geçtiği anda AMPK salgılanması yine artıyor. Bu adenozin monofosfat meselesi, adenozin monofosfatla aktif olan protein kinaz enzimi meselesi. Bu sene çok konuşacağız. Nikotin adenin dinükleotit nedir? Bu pompa nasıl çalışıyor? Sirtüinler ne? Üzüm niye mucize? Bir de bu AMPK'yı artıran besinler diye bir liste gönderdim. Geldi hocam size? Hemen o da ekranlara evet, gelsin dilerseniz. Bence bugünün en önemli bilgilerinden birisi olacak. Beni en heyecanlandıran evet, bilgilerden bir tanesi tabii ki bence hepimizi birden. İlk olarak karşımıza yeşil çaydaki kateşinler çıkıyor. Evet. Yani kateşin antioksidandır ama sadece antioksidan değil kateşinler. Araştırmalara göre ne kadar çok kateşin kazanırsanız, bizim siyah çayda da kateşin var. Bir bardak yeşil çay yerine 3 bardak siyah çay içtiğiniz zaman Rize çayı, yine kateşiniz artar. Zerdeçaldaki korkuminler, iltihap, kanser diyorduk ama evet, çıktı karşımıza AMPK. En çok artıranlardan biri ve son bir yayın söyleyeyim. Zerdeçaldaki kurkumin şeker hastalarında, insülin direncinde, şekeri dengelemek için obezlerde kullandığımız metforminden 400 kat daha fazla AMPK salgılatıyor. Oo. 10 değil, 100 değil, 400 kat daha fazla. Dolayısıyla ben akşamları, sabahları binlik bir metformin mi alayım? Yoksa şu Osman Hoca'yı dinleyip yoğurdun içine bir çay kaşığı falan mı yapayım? Bravo. Soğan ve elmadaki kuversetin. Sarımsakta da var. Armut'ta da var. Şimdi zamanı elmanın, armudun tam mevsimi. Ve kuversetini biliyorsunuz korona nedeniyle de çok konuştuk ama onu da temel marifetlerinden biri AMPK'yı artırmak. Tarçın şekeri dengeliyor. Nasıl dengeliyor? İçindeki sinamaldehidle insüline karşı duyarlılığı arttırarak, insülin cevapsızlığını bloke ederek, organ, özellikle kaslardaki insülin tembelliğini ortadan kaldırarak. Nasıl yapıyor onu? İçindeki sinamaldehid AMPK'yı artırarak yapıyor. Sirke zayıflatır. Evet, elma sirkesinde en çok olan maddelerden birisi kafeik asit. Ondan propolisin yeni bir marifeti çıktı. Propolis bağışıklık için kullanıyoruz. Çok da seviyoruz. Evet, tamam. Evet. Ama içinde inanılmaz kafeik asit var ve kafeik asit propolis AMPK ilişkisiyle ilgili kucak dolusu yayın arka arkaya gelmeye başladı. Listeyi uzatalım. Üzüm. Tam zamanı. Üzümün sadece kendinde değil, çekirdeğinde değil, dışındaki siyah kısımda değil, yaprağında da rezervatör var. Allah üzüme öyle bir şifa vermiş ki inanmak mümkün değil. Ve üzüm ne kadar çok kuru toprakta yetişirse, ne kadar çok yüksekte yetişirse onun üzümünde, yaprağında rezervatör o kadar çok. Resveratrolle AMPK ilişkisini bir gün önce konuşacağız seninle Çağla. Çünkü orada tam mevsim hocam, belki önümüzdeki hafta hemen onu konuşalım. Bir bağ bozumu zamanı şimdi yaklaşıyor. Evet. Üzüm çok büyük bir mucize. Greyfurt. Greyfurt zayıflatır mı? Greyfurt metabolizmayı hızlandırır mı? O da çıktı. İçerisindeki nohut katon isimli bir madde AMPK'yı arttırıyor. Greyfurt'un çekirdeğinde en fazla var o madde, onu da söyleyeyim. Kakaodaki proantosyonlar, kakao likörü diye bir şey var. Bu çikolata üreticilerinin, kakao üreticilerinin çok kullandığı bir şey. Bir likör değil aslında, o kakaonun yoğunlaştığı bir sıvı. Oradan bütün malzemeyi üretiyorlar. Tam bir proantosyonidin deposu. Siyah bir mucize, kapkara bir mucize o. Ve vitaminlerden yine geldik, kemik erimesinden çıktık, bağışıklıkta, bağışıklıktan çıktık, AMPK'ya D3K2 ikilisi yine karşımıza çıktı. Muhteşem burada. İkili. Evet. Ve kahvedeki klorojenik asit. Kahve tabii pek çok şeyde var. Yeşilliklerin çoğunda var klorojenik asit. Ama niye son zamanlarda çok kahve konuşuyoruz? Anlaşılıyor ki kahvenin, bir gün konuşalım, kanseri önleyici, damar sertliği, şeker, safra kesesi taşı, karaciğer yağlanmasını önleyici etkileri arka arkaya konuşulmaya başlandı. Bizim evde sürekli olarak Mirvan Hanım beni eleştiriyor, kahveyi çok içmeye başladın diye. Ben okudukça içmek geliyor içimden. Ben de öyleyim hocam. Evet. Siz söyledikçe bana da bir iç geliyor haliyle. Dolayısıyla bizim AMPK'yı aktive eden listeyi bir kenara mutlaka yazmamız lazım. Ediniz. Bunu bizi izleyenler şu anda hemen cep telefonlarıyla fotoğrafını çeksinler, bir kenara koysunlar. Ben kazıdım şu anda, beynime kazıdım hepsini birden. Peki, yeri gelmişken hocam yaşlanmadan yaş alan ünlü isimlerin sırlarına da minicik göz atmak istiyoruz. Sharon Stone kendisi 63 yaşında, cildinin parlaklığını günde 2 kez nemlendirmesine borçlu. Güneş koruyucusunu sürmeden dışarı adım atmıyor ve pilates yapıyor. Cildini arındırmak için sabun kullanmaktan kaçınıyor. Arındırıcı suları tercih ediyor. Vakit buldukça masaja gidiyor. Çok fazla adım atmaya gayret ediyor. Cildi için balık ve yumurta tüketiyor. Burada hemen yumurtayı sorayım. Kendisi 63 yaşında. Yumurta hayvansal bir gıda. Ne kadar tüketmeliyiz? Hayvansal gıdalarında 1 numara. Hayvansal gıda tüketmeden sağlıklı kalamayız. Hayvansal gıdalardaki kadar değerli olabilen, hayvansal gıdalar alabileceğimiz belli maddeler var. Mesela B12. Mesela hayvansal gıdalarında bulunan proteinlerin bazı amino asit tipleri. Ama bunları alacaksanız ilk dükkan yumurtacı dükkanı. Dolayısıyla günde 1 yumurta doğru bir şey. Balık doğru bir şey. Bravo. Peki Monica Bellucci'ye bir bakalım isterseniz. Kendisi bence daha henüz çok yaşlı diyemeyiz. 56 yaşında ama gerçekten çok güzel bir kadın. Ağır makyajdan ve saçını çok sık yıkamaktan kaçınıyor. Doğal tonlarda makyajı tercih ediyor. 40 yaşından beri cildini genç gösterecek müdahaleleri hiç ihmal etmediği konuşuluyormuş. Arada canın istediklerini yese de abartıya kaçmıyor. Çok fazla su tüketiyor ve bol bol yüzüyor. Yani hepsinde bir hareket var. Hepsinde bir hareket görüyoruz. Sandra Bullock yine 57 yaşında. Nilüfer Açıkalın'a bakalım dilerseniz. Kendisi 54 yaşında ve Nilüfer Açıkalın yıllardır neredeyse hiç değişmedi ve kendisi sırlarını bize açıklamamış. Aynı zamanda hemen Zerrin Tekindor hanımefendiye bakalım. Kendisi 57 yaşında ve gerçekten hem çok hem sağlıklı hem de çok güzel görünen kadınlardan. Bir diğeri ise Şenay Gürler. Kendisi 55 yaşında, o da yaşını göstermeyen ve kendine iyi bakmayı seven ünlülerden diyebiliriz. Peki buradan hemen ters köşe yapıp yaşlandırmayı tetikleyen şeylere de bir bakalım. 3 önemli faktör var. İlki inflamasyon. Evet, yani iltihaplanma, paslanma ve şekerlenme üçlüsünün 1 numarası şu anda inflamasyon, yani iltihaplanma var. Aslında iltihaplanma Çağla yaşlanma sürecinde kaçınılmaz bir şey. Bunu bir nevi ben nasıl bir örnek anlatayım? Bir disk gibi düşün. Bu şarkıların doldurduğu disk gibi. Diske ne kadar dikkate bakarsanız bakın zaman zaman o diskin üzerinde çizikler olur. Bu çizikleri biriktikçe de diskteki şarkılar cızırdamaya başlar. Bizim yaşlanma sürecimizde böyle bir şey. Ya, hayat bir disk ve o diskimiz yavaş yavaş çiziliyor. Ancak bu diski tamir etme veya çizimden korunma işte bizim görevlerimizden birisi. Bu diski sarıp sarmalayan şeylere dikkat edersek, çizilmezsek paçayı kurtarıyoruz. İnflamasyon o çiziklerin 1 numarası. Çünkü o çizikler arttıkça bellek bozuluyor, DNA'nın hatalı bölünmeleri başlıyor. DNA'nın tamir olma, kendi kendini tamir etme, kendi söküğünü dikme mahareti dibe vurmaya başlıyor. Dolayısıyla yaşlanmak iltihaplanmaktır diyenler doğru söylüyor. Doğru ama söylüyorlar. Çok iltihaplanmak da var, az iltihaplanmak da var. Hiç iltihaplanmamak mümkün değil. Mümkün değil. O da bize bağlı aslında anladığım kadarıyla. Yine oksidasyon paslanma. Kesinlikle. Bu böyle dendiği zaman hemen aklıma şey geliyor hocam. Hani hareketsizlikten olabilir oksidasyon gibi düşünüyorum. Yanlış mı? Önemli ölçüde hareketsizlikle bağlantılı ama hareketin kendisi de oksidasyon üretir, onu unutma. Yani sen eğer hareket yaparken yeteri kadar nefes alıp vermeden yaparsan oksijensiz, onun adı anaerobik egzersizdir. Ertesi gün kasın masın ağrır. İşte o paslanmanın, oksidasyonun, yani vücutta paslandırıcı pürüvik asit ve laktik asit gibi maddelerin birikiminin bir işaretidir. Ama esas olarak şey şu Çağla. Çağla Osman bir makineyiz. İkimiz de. Bu makineye yakıt alıyoruz, yiyoruz ve onu yakıyoruz. Evet. Gözümüz kırpıyor, kalbimiz çarpıyor, düşünüyoruz, kolumuz, elimiz hareket ediyor. Bu makinenin de her makine gibi bir yakıtı var, atığı var. Evet. Bu atığın bir çok fazla olanı var. Eğer bizim aldığımız yakıt bir kömürse çevreyi, yani bizi kirletme, biz çevre gibi düşünün. Evet, evet. Daha fazla. Aldığımız yakıt doğalgazsa daha az. Evet. Dolayısıyla biz oksidasyona engel olabiliriz. Yakıta dikkat ederek. Evet. Aynı zamanda oksidasyonu önleyici takviyeler olarak onu da bir gün tekrar konuşuruz. Ayrıca konuşalım ve son olarak karşımıza şekerlenme, yani glikasyon çıkıyor. En büyük bela. Mesela biraz önce değerli ahçımız, ben bunu yaptım, üstüne lor koydum, arkasından bal deyince ben tak durdum orada. Niye bal koyduk abi? Niye bal koyduk yani? Niye damağımızı yani lezzet patlatacağız, damak patlatacağız derken damar çatlatmaya girdik? Bir çay kaşığı bal bile olsaydı orada kaçar mıydınız hocam? Şöyle bir gezdirdin. Hayır, asla. Ben sabahleyin ilk içtiğim çaya ve ilk içtiğim kahveye bir çay kaşığının yarısı kadar balı mutlaka koyarım. Aa, tamam. Bal iyi bir şey, bal sağlıklı bir şey. Burada mesele olan miktar. Yani meyve varken bala ne gerek var sevgili Açık? Anladım, çok iyi anladım. Bir çare bul ona. Süper. O zaten süper. Çıktı stüdyodan, yok şu anda balon. Ama yani hocamızın şu söylediği çok evet, önemli. Meyve zaten şekerli. Şeker, fruktozla içinde. Bunu atacağız, onu ısıtacağız, iyice bravo, fruktozu ortaya bravo çıkacak. Bir de üzerine bala ne gerek var süpersin diyorsunuz. Yoksa işte o glikasyon içerisinde bu. Glikasyon evet demek glikozlanma demek, şekerlenme demek. Şekerlenme demek, yapışma demek. Çok basit bir şey anlatayım Çağla. Buyurun. Kolesterol kötü diyoruz. Kolesterol bu. Burası bir hücre. Biz de bu hücrenin elemanlarıyız. Aşçı Hanım, sen, ben, kameraman arkadaşlar bir elemanıyız. Bir de sokak var, cadde geçiyor önümüzde. O cadde ne? Damar. Tabii. Kolesterol dediğiniz mumsu bir parça. Ben bunu damardan dışarıya atayım. Yani üretip damara bırakayım, hücreden dışarıya atayım. Bu uçar gider. Onun için tek başına kolesterol yüksekliği seni kalp damarına yapışıp hasta etmez kardeşim. Ama sen bu mumsu kağıt parçacığını kavanoza, reçel kavanozuna, bal kavanozuna sokarsan, atarsan ne olur? Şak yapışır. Bir de onu önceden bir de yağa sokarsan, bir de kızarttın, silindir gibi bravo, iyice yapışır. Çok basit mantıklarla sağlığımızın nasıl canına okuduğumuzu ya da onu nasıl koruyabileceğimizi anlayabiliriz. O nedenle çok fazla gıdalarla oynamayalım pişirirken. Evet. Yani, doğalıyla tüketelim. Evet, yani mesela o meyve salatası, meyve tatlısı, meyve zaten bizim için, tat için Yüce Allah'ın bize bahşettiği bir şey. Bal da öyle, ama bal yiyorsak meyveyi, meyve yiyorsak balı yemeyi. Meyveyi alıp niye reçel yapıyorsun, üstüne bir de şeker atıyorsun? Ne gerek var? Gülenay kendini arkasını döndü, hiç bakmıyor şu an, fırçaları yiyor arka arkasına. O bal konmayacak zaten hocam, evet, hiç merak etmeyin. Bal yok, bal. Sana güveniyoruz. Şimdi... aksiyona geçelim istiyorum hocam birazcık. Beden yaşımızı az sonra yapacağımız hareketlerle tespit edebilirsiniz. Hem de evinizde ve çok pratik hareketlerle. Aynı zamanda da gerçek yaşınızı ölçmek için neler yapacağınızı, yani rakamsal evet, değil ama gerçek testi bu. Biyolojik yaşımızı nasıl ölçebiliriz? Şimdi, televizyon karşısında ayağa kalkıyor bizi izleyenler. Ben de kimi alayım acaba? Ayşe ablayı mı alayım? Hadi Ayşe ablayı alayım. Sürekli bu testler için Ayşe ablayı kullanıyoruz. Gel Ayşe ablacığım. Ama dikkat etsin, son bir testte kızımızın birisi biliyorsun 4 hafta bizden uzak kaldı. İrem'i alabilirim, bir de Çağla'yı da hocam o karşıda. Süper. Evet, seni almıyor zaten hiç yansı. İrem'cim sen, sen de gelebilirsin lütfen. Evet, beden yaşınız kaç sorusunun cevabı şöyle geliyor. Şimdi göstereceğimiz egzersizleri yerinizde 3 dakika yürüyerek kaslarınızı ısıttıktan sonra lütfen yapın. Şöyle düşünelim, zaten hareketli bir haldeler sürekli burada. O yüzden hani şu an yattığımız yerden kalkmadığımızı düşünerek başlayabiliriz diye tabii düşünüyorum. Aslında bu kasları ısıtmak için esneme hareketi olarak da iyi bir hareket, ama esneme hareketinin bir numaralısı olmasın. Mesela ben her sabah yataktan kalktığım zaman esneme hareketi yapıyorum. Evet. Dünyanın en iyi esneyen canlısı hangileri? Kedidir. Nasıl güzel esnerler? Esneme hareketi yaparken bunu yapabilirsiniz. Onun sonunda bu hareketi yapabilirsiniz, ama aynı zamanda esnekliğinizin ölçüsü yaşınızın ölçüsüdür. Sizin beden yaşınızı da birazcık ele verir. Ne kadar esneksek o kadar genç miyizdir hocam? Evet, kesinlikle öyle. Peki, sırtınızı ve bacaklarınızı dik tutarak öne doğru yavaşça eğilmeyi deneyelim lütfen hep birlikte. Evet, eğiliyoruz. Ayşe ablanın parmak uçları yere değdi. İrem. İrem gerçekten değemedi. Zorlanmışsın. Evet. Evet. Ayşe ablacığım kalkabiliriz. Eğer 30 yaş civarındasınız demektir. Eğer, hatta bir de eğer bunu Ayşe Hanım şöyle yap, ellerini böyle yaparak değdirebilirsen, onu ben değdireyim, alnından öperim. Onu Çağla yapıyor. Hocam ben de fena. Oo, inanmıyorum. Bayağı esnek ya. Evet. Bu ortalama 30 yaş. Yani sen böyle değmediğin için şunu yaptırtmayayım diye düşünüyorum İrem'e. Şimdi hepsini tamamlayalım isterseniz, tamamlayalım, öyle tabii, bakalım hocam. Tabii, tabii. Zorlandığınız noktada duruyorsunuz. Belinize ve bacaklarınızı çok zorlamadan yapmaya çalışıyorsunuz aynı zamanda bu hareketi. Ve yavaşça doğruluyorsunuz. Hocam şu anda Ayşe ablanın biyolojik yaşı kaç diye sorayım. Ayşe Hanım zaten baştan beri 1 yıldır, 2 yıldır bizim programları izlerken sadece burada çalışmıyor. Ne kaparım derdinde böyle yan, evet, gözle sürekli bakıyor. Evet. Ve sürekli sağlıklı şeyler yiyip işini de biliyorum. Hı hı. Esneme hareketleri de yapıyor. Çok önemli. Biyolojik yaşı 30 civarında bana göre, kas ve kemik sağlığı açısından. Kolay kolay romatizma olmaz bu hanım. Hay maşallah diyelim. Evet. İrem için neler söyleyeceğiz hocam? İrem'e biraz çalışmasını söyleyeceğiz. Emin biraz daha aktiviteyi artırmasını rica edeceğiz. 20 yaşında İrem, kendisi. Evet. Mesele şu. Yaşınız 20 olabilir. Yani sizin yaşlanma hızınız yaş hızınıza eşlik etmeyebiliyor. Doğru. Yani 40 yaşındayken 20 yaş, Ayşe Hanım gibi 50 yaşındayken 30 yaş ya da 30 yaşındayken 50 yaşın performansını gösterebiliyorsunuz. İrem'in buradan çıkaracağı ders şu: benim biraz daha fiziksel aktivitemi artıran, kas ve kemik esnekliğimi çoğaltan bir yaşam tarzına geçmem lazım diyecek. Onun için de bir ara konuşacağız İrem'le. Evet İrem'ciğim. Şimdi devam ediyoruz. Ellerinizi kullanmadan sandalyeden aniden hızla kalkabiliyor musunuz Ayşe ablacığım? Önce size deneyeyim. İrem sen kalkarsın diye düşünüyorum. Hop. Kalkabiliyoruz. Aha. Sandalyeden ayaklarınız bitişik ve gözleriniz kapalıyken kalkarak lütfen testi. İki ayağını birleştir. Dizinin üzerine ellerini koy. Tekrarlayın. Evet, evet. Gözler kapalı ve yine aynı şekilde kalk. Ben yine yanında durayım, ne olur ne olmaz. Yok, çakı gibi kalktı zaten. Evet. Evet. Aynı anda hem yürüyün ve hem konuşun. Ayşe ablacığım. Pazartesi, salı, çarşamba sayabilirsiniz. Kalktın ve yürüdün. Güzel. Gayet güzel. İp üzerinde yürüyormuş gibi ayaklarınızı düz bir hatta birbirinin ucuna doğru basarak, yok aşağı. Öyle değil. Şöyle. Öyle ha, değil. Orada. Ha, şöyle şöyle. Ha. Bravo. Daha hızlı. Bravo. Ayşe Hanım 4 dördük maşallah. Pire ya, pire gibi yemin, evet, ediyorum. Maşallah. Maşallah. Süper. Ve tek ayak üzerinde diş fırçalama egzersizi yapıyorsunuz. Tek ayak üzerinde durabiliyor muyuz diye bakalım Ayşe ablacığım. Bakalım kaç saniye durabiliyorsun. Elini aldığın fırçayı, dişini fırçalamaya başladın. Evet. Ama sen de saç fırçalar gibi fırçalıyorsun. Biraz nazik fırçala dişlerini şöyle. Şöyle, evet, çok güzel. İrem'cim şu düz çizgi üzerinde yürümeyi deneyebilir misin? Parmak topuk ucu. Evet, senin yapmana karşıya bakarak gelmiyor. Yapabilir misin İrem bir de onu? Bir de karşına bakarak yap bakalım. Ayağına bakmadan, değil mi? Karşıya bak kameraya. Bravo. Ya ördek gibi oldu ben de. Bravo. Ama gayet başarılı. Güzel, güzel. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu egzersizler hocam, evet, değil mi? Evde. Evet. Biyolojik yaşımızda aslında ya da herhangi bir sinyal çalıyor mu, bir uyarı veriyor mu vücudumuz, onları bize anlatan küçük basit egzersizler. Bu arada biz de genç kalmanın sırlarını sizlere sorduk. Sokakta şöyle ufak bir röportaj yaptık. Bakın nasıl yanıtları aldık, izleyelim. Ben 40 yaşındayım. Ben ne yapıyorum? Düzenli yürüyorum. Her gün yediklerime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çok ağır şeyler yememeye gayret ediyorum. Bir dönem yoğun spor yaptım. Şimdi biraz daha yürüyüş ağırlıklı şeyler yapıyorum. Onun dışında yani genellikle sebze ağırlıklı yemeye çalışıyorum. Zeytinyağı tüketmeye çalışıyorum. Şeker tüketimimi azalttım. O bayağı etki etti hayatımda. Onun yerine meyve tüketmeye çalışıyorum. 72 yaşındayım. Sebze ağırlıklı yiyorum. Çok hareketliyim. Ondan sonra durmadan işte mümkün mertebe şimdi bize müsaade ettikleri sürece gezdim, dolaştım. Ondan sonra 2-3 ay işte. Ondan sonra yani genelimde ailede de uzun yaşama şeyi var bizim. Yani bol su içiyorum. Hani şey açısından, cilt açısından, bağırsaklar falan. Manavdan sağlık açısından iyi bir şey olduğunu düşündüğüm Engin Erdal. 58 yaşındayım. Genç kalmak için ya da uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak için haftada 3 gün spora gidiyorum. Haftada 2 günde dansa gidiyorum. Sonra sağlıklı besleniyorum, doğal şeyler yemeye çalışıyorum. Yani araştırıyorum internetten, işte genetiği değiştirilmemiş mesela kavulcuğunu getirtiyorum Kars'tan, kendim ekmek yapıyorum. Alkali su içiyorum, yapıyorum yani işte şey koyuyorum içine, karbonat ve birazcık tuz var. Onu içiyorum. Genelde karbonhidratlı ve kızartma olan yiyeceklerden yemiyorum. İşte sabah kahvaltısı benim için çok önemli. Kahvaltı yapmadan dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Dışarıda yemek programı bile düzenlemiyorum. Genelde yani bildiğim, elimin dokunduğu ev yemekleri tercih ediyorum. Daha çok sebze ağırlıklı besleniyorum. Onun dışında üzüm mesela çok şekerli. Ben kara üzümü, siyah üzümü çok seviyorum. Onun tüketiminde biraz dikkat ediyorum. Çikolata vesaire biraz uzak kalmaya çalışıyorum ama canım çok çektiğinde de işte bitter çikolata ve kahve tercih ediyorum. Hafta sonu hareket etmeye çalışıyorum. Birkaç tane hareket var aslında. Squat dediğimiz hareket. Yani onu mesela düzenli sabah kalktığımda göstermek gerekirse bel ve iz düşüm olarak dizin parmak uçlarını geçmemeye çalışıyorum. Yani yandan göstermek lazım aslında. Yani sporcuların da gösterdiği gibi. Bunu mesela sabah ve akşam düzenli yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir bilinçlenme. Herkes kendisinin beslenme çok uzmanı güzel olmuş kadar ve hep sizlerin ve kıymetli hekimlerimizin anlattığı gibi o işte kahvenin yanında bir bitter çikolatası, işte ne bileyim üzümü çok vesairesi güzel, çok güzel şeyler çok duyduk. Güzel, çok memnuniyet verici gerçekten. Evet. Peki Asyen daha uzun yaşar diyor hocamız. Hatta sporla ilgili de şunu söylemiştir hocamız. Hiçbir zaman aklımdan çıkmaz. Hocama dedim ki bugün hocam haftada 3 gün spor yetiyor mu diye soruyor izleyenlerimiz dediğiniz zaman böyle yapmıştı hocam. Her gün yemiyor musunuz? Evet hocam, o zaman her gün spor yapacaksınız. Tabii. Bu çok her önemli. Her gün yiyorsunuz, her gün yürüyorsunuz. Yürüyorsunuz yani bu kaçınılmaz bir şey. Evet. Yani az çok ama yürüyün. Ama az yemenin öneminden her zaman bahsediyorsunuz. Az yediğimiz zaman ve iki öğün beslendiğimiz zaman ve yemek işini erken bitirdiğimiz zaman işte az sonra ekranda sıralanacak olan faktörler karşımıza çıkıyor. Hayatımıza iyilik olarak aslında geri dönüyor. Yani ne oluyor? Daha az serbest, radikal yani üretim. Oksitleyici madde. Biraz önce konuştuk ki oksidasyon. Oksidasyon yapan temel madde serbest radikal. Nereden geliyor? Yiyeceklerin atıkları. O yiyeceklerin atıkları yani kullandığımız enerji maddelerinin yıkım ürünleri. Evet. Dolayısıyla daha az okside olursun, daha az paslanır, daha iyi yaşlanırsın. Daha az insülin salgılarsınız yani daha az şekerlenirsiniz. Yediğiniz çok her şeyin içinde nişasta yani çoklu şeker ya da şekerin kendisi ya da balda olduğu gibi veya meyvede olduğu gibi fruktoz var. Dolayısıyla onu sizin sindirebilmeniz, karbonhidrat metabolizmanızı yönetebilmeniz için çok insüline ihtiyaç duyarsınız. Çok insülin demek çok tansiyon, çok şeker, çok trigliserit, çok ürik asit demek. O çokları istemiyorsanız az yiyin. Daha az trigliserit üretirsiniz. Evet. Yani daha az yağlanırsınız. Daha çok antioksidan kazanırsınız. Bravo. Ama yediklerimizle de ilişkili değil mi hocam? Az dolayı yedim ama hamburger, patates kızartması yedim. Bugün bir öğün beslendim değil. Bravo. Bir de nasıl daha çok antioksidan kazanırsın? Harcamadığın antioksidan cebinde kalır öyle kazanırsın. Yani eskilerin bir lafı var. Para harcarken kazanılır ve biriktirilir diye. Az harcarsan çok biriktirirsin. Dolayısıyla ilk cümleye dön. Daha az serbest radikal üretirsen daha az antioksidanı serbest radikali yok etmek için harcamış olursun. O zaman daha az ye, daha çok cebinde antioksidan kazancın biriksin. Cebimize indiririz. Evet. Daha düşük kilolu, daha az tansiyonlu, daha güzel uyuyup daha dinç uyanan biri olursunuz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Herkesin istediği bir şey herhalde değil mi hocam? Kesinlikle ve tabii ki daha az iltihaplanırsınız. Neticesinde ve daha sağlıklı ve muhtemelen de uzun yaşayan biri olma şansını yakalayabilirsiniz az yiyerek. Ömrü uzatan 10 doğal besine geçmeden önce Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızdan sağlıklı yaşam için 3 aşamalı adım adım hedeflerimiz var. İlk adımımız, hedef 1 aslında az önce biraz bahsettik ama burada çok güzel bir toparlama yapacak hocam. Paslanmamak için her gün en az 5000 adım ve bu sizin minimum hedefiniz olmalı. Evet, şimdi yürümek çok önemli Çağla. Aslında bu yaz hem gazete yazılarımda hem Instagram'da çok paylaştım. Hatta yürürken çektiğim Instagram'ları bilerek paylaşıyorum. Tahrik unsuru olarak kullanıyorum, bilerek yapıyorum. Çünkü insan vücudu hareket etmek üzere tasarlanmış bir cihaz. Bu hareketin de şartnamesinin 1 numaralı maddesi yürü kardeşim diyor. Yürü. tekrarlıyorum akılda kalsın diye. Kuşlar uçacak, balıklar yüzecek, insanlar yürüyecek. Çağla. Evet. Ha ben de uçmak istiyorum, uç kardeşim. Bir şey diyemem. Yamaç paraşütü yap. Ben yüzmek istiyorum, afiyetle yüz, keyifle yüz, mutlu bir şekilde yüz. Ama yürümeden olmaz. Tamam. Bu net. Ama yürümenin de 3 hedefi var. Hı. Bir, ben paslanmak istemiyorsun. O istemiyorum hocam. Madem paslanmak, hızlı yaşlanmak, o zaman kardeşim minimum 5000 adım. Tamam. Ben yağlanmak istemiyorum hocam. Hem passız hem yağsız olmak istiyorum. Diyorsun, fit evet. Formda görünmek istiyorum. Minimum 7500 adım. Ben iyi yaşlanmak istiyorum hocam diyorsanız, bu bizim Ayşe Hanım'ın biraz önce yaptığı hareketi yapmak istiyorsanız, o zaman 10.000 adım. Bunun tartışması yok. Harvard'da bu araştırma böyle çıkmış. Filanca doktor böyle diyormuş. Şu yayın şöyle diyormuş. Geçiniz onları. 40 yıllık tecrübeyle söylüyorum. Her gün yürü. 5.000 yürü, 2.000 yürü, 4.000 yürü ama yürü. Ama 2'ye böl, 3'e böl, 4'e böl. Hep soruluyor buna. Sabah mı, akşam mı? Yani istersen uyku, yani uykunda yürü üstüne. Yani yeter ki yürü. Yeter ki yürü. Yeter ki yürü. Peki. Şimdi bir yine veterimiz var. Günde kaç bin adım atıyorsunuz diye sizlere sorduk. Bakın nasıl yanıtlar geldi. Buyurun. Çalışma ortamımdan kaynaklı mecburen minimum 10.000 adım zaten atmam gerekiyor. Bazen günde 10.000 adımı bile aştığımız oluyor. Ha, bazen de 10.000 adımı yakalayamıyorum. O zaman da vicdan azabı hissediyorum ama yapacak bir şey yok yani. Günde 11.500 genelinde yürüyüş yaparak. Biz bazen 7.000, 8.000 adım atıyoruz yani yürüdüğüm zaman ama hani pek yürüyüşe zamanım olmuyor. Yani 5.500'ü keçisin geçiyorum her gün ama hedefim, yani o gizli hedef, işte 10.000'i geçersem daha iyi oluyor. 13.000 ise süper oluyor falan ama genellikle hafta sonları da bakıyorum ne kadar yürümüşüm diye. Yeşiller ve kırmızılar var uygulamada. Ben genellikle yeşili geçmiş oluyorum. Hiç şimdiye kadar kırmızıda kalmadım. Bayağı da yürümüşüm yani bu zamana kadar. O yıllık da bir bazda bakıyor çünkü uygulama aynı zamanda. İyi gidiyor yani o anlamda. Bravo. Güzel cevaplar. Çok güzel ve fit bir hanım. Evet, kendisi de kolda kasları yerinde. Dinç, sağlıklı görünüyor. Evet. Peki, ömrü uzatan 10 doğal besine bakacağız demiştim hocamla birlikte. İlkiyle başlayalım isterseniz. Aslında ergotionil. Evet. Tionein. Tionein diye numarası geçiyor ama ben yine de böyle söylemek istiyorum. Doğal kültür mantarında. Bildiğimiz mantar. Doğal kültür mantarı. Aslında doğadaki normal mantarda da ergotionein var. Ancak doğal mantarları çok dikkatli seçmek lazım. Zehirlenme tehlikesi nedeniyle. Mantardaki ergotionein çok özel bir madde. Ve antioksidan gücü açısından, ömrü uzatma gücü açısından bilinen en güçlü maddelerden biri olarak kabul ediliyor. Kestanesi, reyişisi, işte istiridyesi hiç fark etmiyor değil mi? Hiç fark etmiyor. Mantarı pişirdiğiniz zaman da içindeki ergotioneini azalmıyor, kaybolmuyor, eskimiyor, yapısı bozulmuyor. Aman ne güzel haber bu. Evet. Peki devam edelim. Pirolokinolin, kinon, maydanozda, fasulyede ve yeşil çayda var. Onun için hoca her şeye maydanoz olun diyor. Evet. Maydanoz olmak iyi bir şey. Kahvaltıda, akşam yemeğinde, salatalarda daha çok maydanoz. Bu da muhteşem bir antioksidan. Ubiquinolon'un akrabası biraz. Koenzim Q10'un 3. maddedekinin akrabası. İkili beraber olduğu zaman daha yüksek performans alırsınız. Koenzimin tıbbi adı, bilimsel adı ubiquinol Çağla. Tamam. Ubiquinol, ubiquiositeden yani evrensel olmaktan geçiyor. Evrendeki her canlı, ister Mars'ta, ister Dünya'da, ister Venüs'te yaşıyorsa, canlıysa, otsa, çöpse, kuşsa fark etmiyor. İnsansa, çiçekse, böcekse fark etmiyor. Koenzime ihtiyacı var. Yaşıyorsa. Yaşam için koenzim şart. Koenzimsiz hayat olmuyor. Ve çoklukla da ıspanakta olduğunu biliyoruz. Koenzim ıspanakta bol miktarda var. Yeşilliklerin hemen hepsinde var. Vücudumuzda üretebiliyor kendi koenzimimiz ama yaşlandıkça koenzim üretimimiz azalıyor. Beslenmeyle alsak bile. Koenzim alsak bile. Yani beslenmeyle alabildiğimiz koenzim miktarı gerçekten çok düşük. Günlük 100 miligram, 30, 60, 100, 200 alınabiliyor, takviye de alınabiliyor. Ama maalesef çok pahalı bir takviye. Ve almak isterseniz ubiquinol'ü kullanmalısınız. Ubiquinon ne ile biteni değil. Orada da küçük bir ayrıntı var. Ubiquinon var bir. Evet. Bir de ubiquinol var. Tamam. Ubiquinon ucuz olanı, etkisi çok düşük. Ubiquinol biraz pahalı, etkisi çok yüksek. Örneğin doğal besinlerde olan ve bizim ürettiğimiz ubiquinol. Anladım. Dolayısıyla orada da çöp olanı var, çöp olmayanı var. Dikkat etmek lazım. Çöp olmayanı L ile biten. Ubiquinol. Lutein yine lahana ve sarımsakta bol miktarda var ve ömrü uzatan besinler listesinde 4. sırada. Evet, lutein çok önemli bir flavonol çok etkili. Çoğu şeyde var ama verdiğimiz örnekler tabii lahanagilerin hepsini koyun oraya. Hı. Yani karnabaharı koyabilirsiniz, brokoli koyabilirsiniz, turpgilleri koyabilirsiniz. Sülfürlü şeylerin çoğu lahanada büteyini içerir. Sarımsakgiller bir familya, soğangiller, soğan, pırasa, sarımsak onların has üyeleri. Onlarda da lütein var ama yeşil yapraklı şeylerin çoğunda lütein var, onu bilelim. Tamam. Yani çoğunda lütein var. Yeşilin arkasında gizlenmiştir. Yeşil yapraklı şeyi ne kadar çok tüketirseniz o kadar çok lütein kazanırsınız. Zeaksantin karşımıza çıkıyor. Zeaksantin ve lütein bir de takım oyuncusu bunlar Çağla. Özellikle yaşlılığa bağlı sarı nokta hastalığından korunmada. Tekrarlıyorum. Yaşlılıkta göz kaybı, görme kaybının en önemli sonucu biliyorsun sarı nokta hastalığı. Evet, işte ondan korunmada bu ikili takım halinde çalışır. E vitaminiyle beraber. O nedenle bu ikiliyi unutmamak lazım. O sarı nokta hastalığından pek geri dönüş olmadığı için de bol bol tüketmemiz gerektiğini anlıyoruz. Erken başlamalıyız. Zaten sarı nokta teşhisini koyduğu zaman göz hekimleri size hemen içinde E vitamini, lütein ve ksantin bulunan hatta hasta ksantin bulunan bir takviyeyi verirler. Hemen verirler. Kullandırırlar size. 6. sırada likopen karşımıza çıkıyor. Likopen deyince hepimizin artık diline zaten domates geliyor. Evet. Kırmızı mucize, kırmızı mucize. Karpuzda, kayısı ve pembe greyfurtta da greyfurtta likopen zengin. Özellikle karpuz ve domates bugünlerin likopen bombaları, bu yaşadığımız bu mevsimin en önemli ürünleri. Alfa ve beta karoten. Evet, karotenoidlerin hepsi alfası, betası ama özellikle beta karotenin alfa karoten bildiğimiz gibi kayısı, bildiğimiz gibi yine havuç bunların temel kaynağı. Beta kriptoksantin yine portakalda, karpuzda, kişnişte ve kayısıda aslında yediğimiz birçok şey ne kadar faydalı. Kişniş bakın ne yeni geldi. Evet, ya bu zaten çoğu şey çoklu mucize doğadaki. Yani hepsi bunların birer eczane, semt eczanesi. Evet, maşallahları var. Ve hasta ksantin. Deniz ürünlerinde. En çok da o pembe deniz ürünlerinde. Mesela karidesin, somonun o pembe renkleri var ya. Hı hı. Mesela somon niye pembe? Yediği yosundan alıyor hasta kısantini, biriktiriyor vücudunda. Hı hı. Sen de ondan alıyorsun. Bizde yosun yeme veya denizden ot yeme kültürü yok. Henüz yok. Evet, biz deniz kenarında yetişenleri yemeyi seviyoruz. Bir tık daha Ege'de yine fazla var ama. Ama yosun değil. Yine deniz kenarı. Bu yosun doğrudan doğruya hasta kısantini üreten yosunlar çok revaçta son yıllarda. Bunları yiyen hayvanların da şeyleri pembe. Etleri pembe oluyor. Ama şimdiki bizim marketlerde satılan söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Somonların çoğu boya. Oradaki pembe rengi vermek için yemlerini atıyorsunuz. Somon çiftliklerindeki. Pembesine aldanmayın diyor. Evet. Hangi pembe? İstediğiniz koyulukta da olabiliyor. Öyle. Renk skalası var. Açık koyu istersiniz, koyu pembe mi istersiniz? Bize bunu yapmayın. Evet. Yapmasalar iyi olur ama yapıyorlar. Peki son olarak resveratrol karşımıza çıkıyor. Resveratrol deyince de siyah üzüm hocam. Siyah üzüm, üzümün suyu, çekirdeği, üzüm kabuğu, asmanın yaprağı. Resveratrolle bu bir konuya girerken bahsettiğim bu Harvard'da genetikçi Doktor Sinclair'in çok bağlantısı var. Sirtuin diye bir genimiz var bizim gen grubumuz. Sirtuinler bunlar. Bu genler bizim uzun veya kısa yaşayacağımızı belirleyen genler. O genleri tetikleyen, coşturan, güçlendiren en önemli gıdanın resveratrol olduğunu keşfeden insan da Doktor Sinclair'dir. Hmm. Yani üzüm mucizesi öyle keyfinden değil. Yani insanların Akdeniz coğrafyasına bakıp neden zeytine, neden üzüme, neden incire yöneldiklerini anlamak bu araştırmaları gördükçe daha da kolaylaşıyor. Daha da kolaylaşıyor. Hem mevsimde tüketebiliyoruz, kışında üzüm işte çekirdeğini kurutulmuş da çekirdeği her şeyle faydalanabiliyoruz resveratrolden. Şimdi bu arada çiftlik balıkçıları bize kızmasın yani ben de mesela canım çok çektiği zaman gidip ben de yiyorum ama zaten. İçinde olanı ve olmayanı söylememizde bir mahsur yok. Bizim önümüzde araştırma konularına da gerek yok. Tabii ki içinde vardır ama yani bizim Rize'deki soğuk suda üreyen tatlı su kefalindeki yani pembe kefaldeki omega 3'ü çiftlik balında bulmanıza mümkün değil. Olmadığını zaten yani hepimiz biliyoruz ama öyle veya böyle tüketiyoruz tabii ki de. Birazcık hocamı dinlendirirken hemen mutfağa geçmek istiyorum Gülenay'cığım. Evet. Meyveler çıktı. Meyveler çıktı. Balsız meyveler çıktı. Bal mı? Yok. Ne balı? Ne balı? Yok öyle bir şey. Hemen zeytinyağı da şimdi birazcık böyle. Bu neydi şimdi? Bu? Böyle bir 4-5 dakika haşladığımız fasulyeler var. Tamam. Haşladık. Daha sonrasında da soğuk suya koyduk ki böyle rengi canlı canlı dursun diye. Evet. Niye böyle hakikaten? Çimen yeşili gibi evet. Ya. Ne kadar o güzel. Rengini kaybetmemesi haşladıktan için. Haşladıktan sonra soğuk suda beklettim. Evet, haşladıktan sonra soğuk suda beklettim. Sonra şöyle bir 5 dakika böyle çevirirken yer fıstığı ekleyeceğim. Çok ayıp şeyler yapıyorsun gerçekten ya. Evet, böyle güzelce fasulyeye yer fıstığı eklemek ancak Gülenay'ın işi olabilir. Evet. Vay vay. Gerçekten çok lezzetli. Bu böyle bir fasulye. Olur. Dur bakayım, benim çocuklar evet. Fasulyeye bayılmıyor. Bir de böyle deneyeyim. Çok güzel oluyor. Allah. Şimdi biraz ısındıktan sonra birazcık tuz ekliyorum. Tamam. Ve kajun baharatı ekliyorum. Kajun baharatı. Evet. Hem lezzet vermesi için hem de karışık bir baharat. İçinde sarımsak, soğan kuruları var. Hem kırmızı acı biber var, hem beyaz biber var. Allah Allah, böyle evet. Bir kombinasyonlu şeyi mi var bunun? Evet. Kajun baharatı. Hem çok lezzetli oluyor hem de biraz daha böyle özellikle... Böyle sonbaharda falan da çok seviyorum ben. O metabolizmayı da birazcık hızlandırır ama tabii ki hocam daha iyi bilir diye düşünüyorum. Şimdi baldan sonra ne desem ne desem işte bir yani şey demesem daha iyi acaba diye. Böyle bir hocam kajun girdi fasulyenin içerisine. Ne güzel bir alternatif oldu. Ne düşünüyorsunuz? Evet, baharat karışımıdır. Kajun. Evet. Ve baharat karışımlarının hepsi baharatları zenginleştirir. Yani ne kadar çok baharatı bir araya getirirseniz, bir arada kullanırsanız, o bizim dörtlü karışımda bir baharat karışımı ama böyle çoklu baharat mesela özellikle bu Orta Doğu kültüründe çok yaygın. Evet. Fas, Kuzey evet, Afrika evet, kültüründe evet. Bebeğlerin çok güzel baharatları var. Baharat karışımları muazzam. Kajun da öyle bir şey. İşte bunu evet, akıl etmek, uygun. Üşenmemek değil mi? Evet. Önemli olan yoksa bence de o kadar basit bir şey yaptım ama eminim çok çok da lezzetli oluyor. Bu kadar. Oldu. Bu kadar. Şimdi tabağa alacağım. Üç malzemeyle tamam evet. Bitti. Az sonra onu da lezzetine bakıyor olacağız. Bir ahçı Çağla'yı bir laboratuvarcı olmak zorunda. Yani evet, laboratuvar evet. Haline getirirse ahçı mutfağını çok güzel yeni buluşlara imza atabiliyor. O zaman da zaten çok daha değerli bir mesleksel performans gösterme şansı yakalıyor. Evet. Kajun baharatının faydaları da bu arada ekranlarınıza geldikten evet. Sonra ben hızlıca güzelliğinize dair 5 soru 5 cevapla hocamı birazcık daha yormak istiyorum. Tabii ki. Çinko'yu konuşalım hocam. Konuşalım. Cilt sağlığı üzerinde. Çinko sivilcelerde özellikle faydalı mıdır? Yani özellikle bu ergenlik döneminde çıkan sivilceler ya da çok yağlı ciltlerde oluşan sivilceler için çinko iyi bir takviye olabilir mi? Şimdi çinkonun iltihapla savaşmada önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bir, bağışıklık gücünü arttırmada da önemli bir rolü olduğunu evet. Biliyoruz. İki, ve çinkonun önemli bir depolanma yerinin de cilt olduğunu çok iyi biliyoruz. Hı. Cildimiz çinkodan çok zengin ve çinkonun en çok bulunan dokulardan biri. Evet. Ciltteki çinko deposu ne kadar güçlüyse hı. Vücudun özellikle iltihaplarla, cilt iltihaplarıyla bilhassa da ergenlik iltihaplarıyla akne hı. Diyoruz ona. Hı hı. Onlarla uğraşma ihtimali o kadar çok artıyor. O nedenle zaten yoğun ergenlik döküntüsü olan çocuklarda benim ailelerin ilk tavsiyem çinko kullanmaları. Hmm. Burada da hangi çinko sorusu var? Evet. Oksiti çöptür bilelim. Oksiti çöptür. Çöp. Yani magnezyumunda, kalsiyumunda, çinkonun da oksiti, karbonatı çöptür. Hmm. İyi çinko, çinko pikolinattır. Çinko pikolinat. İkinci sırada çinko glukonat gelir. Ortalama günlük dozları 10 ila 25 veya 30 mg arasıdır. Bu dozları da aldığınız zaman bir de çinko bisglisinat. 3 tanesini söyleyelim bir daha. Pikolinat. Çinko pikolinat, çinko glikonat, hı hı. Çinko glisinat veya bisglisinat en güzel çinko tuzları. Takviyesi olabilir. Bunu güzellik ürünleri olarak seçiminde de kullanabilirsiniz. Cildim için bir şey yapayım derseniz evet. Çinko zenginli gıdalarla beslenebilirsiniz. Hı. Çinko desteği de alabilirsiniz. Bağışıklık için aldığınız çinko güzelliğinizin de, saçınız için de, cildiniz için de hatta kolajen üretimi için de işe yarar. Çünkü kolajenin de yapılasal bütünlüğünü korumada hı hı. C vitamini kadar çinko önemli. Onun için yuttuğunuz çinko, kolajen takviyelerinin çoğunda çinkoyu, hyaluronik asiti görürsünüz. Mutlaka görürüz. Peki su içmek cildimiz için neden çok faydalıdır hocam? Cildin çok önemli bir kısmını su oluşturuyor da onun için iki, hani 1 gram yağ 1000 ayıp örter gibi 1 gram süt, su ciddi bir şekilde cildi gerer. Yani cildinizi böyle güneşe tutun. Bir bakın aynaya. Tabii, bir de gidin güzel bir suyla yüzünüzü yıkayın. Sonra bir daha bakın. Görürsünüz dıştan bile cildin kırışıklıklarını önemli ölçüde evet, azaltır. Evet. Kuru yaprakla taze yaprak gibi düşünün. Aynı şey. Dolayısıyla susuz bir cilt hem daha erken yaşlanır ve buruşur hem de olduğundan daha yaşlı ve kırışık gösterir. Nem alması kesinlikle. İçin çok önemli. Burada suyu ciltte tutmak için ne yapmak lazım sorusu önemli. Buyurun, 1 numaralısı hyaluronik asittir. Hmm. Hyaluronik asit çok önemli bir madde. Vücudumuz kendi yapıyor Çağla ama yaşlandıkça yapamaz hale geliyor. Özellikle cildimiz ve eklemlerimiz. Onun için horoz ipi diye yaptırdığınız iğneler ekleminize annenizin yaptırdığı hyaluronik asit iğnelerdir. Kayganlaştırıcı, su tutucu. Bir molekül hyaluronik asit kendi molekülünün 400 katı su tutar. Dolayısıyla hyaluronik asitinizin artması lazım. Dolgu olarak size gittiğiniz zaman güzellik merkezlerinde o dolguların hepsi hyaluronik asittir. Vitamin enjeksiyonu yapıyorum diyorlar ya, o vitaminler falan çalışmaz orada. Çalışan hyaluronik asittir. İçinde hyaluronik asit koyarlar. Doğru da yaparlar. Yanlış değil. Yeter ki uygun ve becerikli bir el yapsın. Su içmenin püf noktalarına binecek. Buradan hemen geçelim istiyorum. Diğer soruya geçmeden önce. Hocamız diyor ki susamayı beklemeyin su içmek için. Bir numaralı madde bu. Yani susadığınız zaman zaten atı alan Üsküdar'a geçmiş, biraz sorun başlamış. Böbreğiniz, karaciğeriniz ne yapıyorsun kardeşim diye size kızmaya çoktan başlamıştır. Onun için masanın üzerinde su olsun. Burada benim tuttuğum gibi yudum fırsat buldukça yudumlayın. İkinci madde hemen bunun arkasından lıkır lıkır değil, yudum yudum içmek önemli. Neden? Bir seferde ben oturdum 1 litre suyu içtim, olmadı. Çok yanlış. Bir de yudumlayıp ağzınızda bir şey tutarsanız tükürük salgınız artar. Dolayısıyla daha fazla amilaz karışır suya. Midenizde, bağırsağınızdaki karbonhidrat sindirimi hızlanır. Hazmınız da kolaylaşır. Yani yudum içmenizin bir faydası da bu. 2, tokluk hissiniz uzar. Çünkü çoğu zaman acıktım diyoruz, susuzuz. Doğru. Suyu içtiğiniz zaman acıkmanız gecikir. Susuzlukla acıkma hissi çok karışır. Birbirine benziyor. Benzer. Dolayısıyla yudum için, lıkır değil. Ayakta değil, oturarak için diyorsunuz. Evet, bu aslında bizim dini bir şeyimizde, sünnet gibi de düşünebiliriz, öyle konuşulur ama bilim insanları, bilim alemi de su içmenin adabında oturarak içmenin daha doğru olduğunu göstermişler. Çünkü midede daha fazla su kalıyor, tokluk hissi uzuyor, yavaş geçiyor bağırsağa, birçok avantajı var. Ne soğuk ne de sıcak. Mutlaka suyu ılık için. Ya vücut ısınız çok önemli ve ılık su midede reflü meselesinde çözüm, ılık su midede hazım meselesinde çözüm. O nedenle ne soğuk ne sıcak, ılık. Yemekte su içmeyin diyorsunuz hocam. Prensip olarak böyle. Buna karşı çıkanlar var. Hatta bazen ben de yemekte su içtiğimde oluyor. Bir şey yutmada zorlandığınız zaman ya da ne bileyim sohbet yaparken kaşıklamak yerine yemeği uzatmak için su içmeye başlayabiliyorsunuz. Ama prensibi şu, yemeğin ortasında 2 bardak su içmeyin. Çünkü midenizdeki asit sulanır. Asit sulanınca hazmınız bozulur. Yani siz 1 bardağa 2 kaşık çay atmak yerine 1 kovaya 2 kaşık çay atmış olursunuz veya şeker atmış olursunuz. Dolayısıyla midenin hazım fonksiyonunu bozarsınız. Yani yemekten önce suyunu iç, sonra yemeğini ye, yemekten biraz sonra suyunu iç ki bırak mide boşalsın, hazmetsin, ondan sonra devam edelim. Ve ihtiyacınız kadar için diyorsunuz ama kimi kişiler de hocam ben asla susamıyorum diyor. Yanlış bir bilgi. Susamasanız dahi su için ihtiyacınız şudur. Her yetişkin kişi her 1 kilosu için ortalama minimum 30, maksimum 40 mililitre su tüketmek zorunda. 60 kilo Çağla Şıkel ise 1800 en az, 2100 en fazla su tüketecek. Ya da kalorisi neyse günlük kazanması gereken, diyelim ki Osman Hoca günde 2200-2300 kalori kazanması lazım. Sistemin her bir kaloriye 1 mililitre. Çok basit. Çok basit bir. Evet. Yani diyet uzmanı, beslenme uzmanı hissediyorsa ki 1800 kalori alacaksın Çağla Hanım. Demek ki benim en az 1,8 litre su tüketmem lazım. Gerekiyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun bugün aslında bizler için öne çıkan başlıklarını sizler için derledik ve tekrar bir hatırlatmak istiyoruz efendim. İlk başlığımız, aslında ilk altının çizilmesi gereken başlığımız, koronavirüs aşısı emniyet kemeridir. Evet. Yani aşı kazayı önlemez ama kazada başınıza bir iş gelmesini ciddi ölçüde önler. Hatta hiçbir şey olmadan bile işi atlatmanızı sağlayabilir. Aşının kısırlığa neden olduğu bir şehir efsanesidir diğer önemli başlığımız. Hiçbir genç kızımızın, kadınımızın aşılanma konusunda özellikle mRNA aşıları ile ilgili bu efsane çok yaygın. Tereddüt etmesini gerektirecek bir bilimsel bulgu, tek bir bilimsel bulgu yoktu. Hatta aşılanan kişilerde yumurta kalitesinin arttığını, sperm sayısının arttığını gösteren araştırmalar bile var. Belki önümüzdeki günlerde bunu da konuşuruz hocam. Ve günün son önemli başlığı, daha güçlü sağlık için günde 2 öğün beslenin. Evet, mümkün olduğu kadar akşam yemeğini erken yiyin. Ortalama 2 öğün arasında bir defasında Yani bir öğünü 8 saat sonra bir öğün daha sonra bir 12-14 saat açlık bırakarak evet. devam edebilirsiniz. Peki bir reklama gidelim hocam. Reklamlardan sonra devam ediyor olacağız. Buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Gülenay gerçekten çok lezzetli görünüyor. Yani İnşallah. Ne yaptıysan özellikle de balsız meyve. Balsız, evet, sadece fırınlanmış meyve. İşine karşı fırınlanmış. Hocam çok evet, çok iyi teşekkürler. Şey teşekkür ediyoruz. Buyurun. Güzel fırınlanmış meyvelerimiz var. İsterlerse taze lor kullanıp tüketebilirler. Güzel. Bal yok. Burada mantarlı, güzel mercimekli, cevizli bir böyle salatamız var. Bolca biber de ekledik içerisine. Ben çok seviyorum. Bence kesinlikle sizler de çok seveceksiniz. Evet, ve en son olarak da yer fıstıklı bir taze fasulye hazırladık. Normalin birazcık dışarısında. Şu an bir çiğ köfte görmüş kadar heyecanlıyım yani. Ne güzel, bu kadar beni heyecanlandırdığın için ayrıca teşekkür ederim. O zaman ne mutlu bana. Eminim ki hepsi de çok lezzetli olmuştur. Afiyetler olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülenay'a ve Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocam için bir alkış rica ediyorum. Kıymetli değerli bilgilerini bizlerle paylaştığınız için sağlık. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. O ana dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.